Yaşamayı ciddiye alacaksın diyor Nazım Hikmet. Biz de ciddiye alıyoruz tabii. Şaka tarafları da vardır. Ama yaşamayı ciddiye alıyoruz. Evet arkadaşlar, merhaba. Sizinle birlikte bugün yeniden icazetsiz programındayız. Ve tabii ki çok değerli bir konuğumuz var. Onun için ben lafı daha çok uzatmadan, konuşacağımız şeyler de çok olduğu için acaba sığdırır mıyız hepsini programımıza diye düşündüm buraya gelirken. Hemen ona geçeceğim. Merhaba Kudret. Kudret Özersay programımızın bugünkü konuğu. Ben kendisiyle ilk defa ekranda bir söyleşi yapıyorum. Hoş geldin Kudret. Hoş bulduk Şener abi. Teşekkür ederim davetin için. Sağ olasın. Şundan başlamak istiyorum. Ne zamandan beri politikanın içindesin? Yani politikacılarla çok çalıştım uzun yıllar ama politikanın içinde değildim. 2002 yılında ilk kez Rahmetli İknektaş'tan beraber çalışmaya başladım Cumhurbaşkanlığında. Ankara'dan gelip Evet. üniversitede akademisyendim o dönemde. 2002'de başladım çalışmaya ama siyasetle hep hiç ilgilenmedim, hep mesafeli kaldım. Hiçbir siyasi partiye üye olmadım. Hiçbir siyasi partinin faaliyetlerinde bulunmadım. 2012 yılında Cumhurbaşkanlarıyla çalıştıktan 10 sene sonra 2012'de bu mecliste yaşanan böyle kavgalı, tartışmalı, böyle kürsüde birbirlerini çektikleri, gömlekle dışarıya çıktığı falan, devrildiler falan. Sayın Çakıcı falan da vardı o Evet. dönemde. Ona bir tepki olarak sosyal medyada, o zamanlar sosyal medya yeni yeni çıkardı. Bu vekiller beni temsil etmiyor diye bir şey yazdım. O saatten sonra siyasi hayatımıza anlaşsam o saatten sonra başladı. Yani başlangıç olarak 2012'ye Öyle alıyorsun. diyebilirim Mehmet. Sen o sıralarda zaten toparlanıyoruz hareketini kurdun. Evet, doğrudur. Yani aslında Evet. sivil toplum örgütü ve sivil toplum hareketi olmasına rağmen politik bir duruşu olan, Evet. siyasete dair bir şeyler söyleyen bir sivil toplum hareketi olduğu için, yani mesela yolsuzluğa karşı mücadele, hukuksuzluğa karşı tepki gibi siyasi bir süreç o andan itibaren başladı diyebilirim 2012. Toparlanıyoruz dedin. Toparlandık mı? Toparlanamadık tabii ki ama bir silkelendik yani o geçen süre zarfında. Yani yolsuzluk, hukuksuzluk ve vesaire bağlamında toplumda ve sistemde bir şeyler artık eskiye göre daha fazla anlam ifade eder noktaya geldi. Yani eskiden bu çalma çırpma meseleleri çok da fazla konuşulmazken ya da sadece az sayıda kişi tarafından gündeme getirilirken, yani sizler tarafından gündeme getirilirken toplumun daha geniş kesiminde konuşulur. Siyasetin dilinin bir parçası haline geldi ama sistem o anlamda dönüşemedi. Çünkü siyaset sermaye ilişkisinde çok fazla bir değişiklik olmadı. Evet. Bana kalırsa yani bunun daha çok konuşulur hale gelmesi sosyal medyanın devreye girmesiyle oldu. Herkes artık bir gazetecidir. Ha doğru. Herkes artık bir yazardır. Herkes artık sabahları hemen fikrini Beğenir. söyleyebileceği bir şeyler buluyor. Aslında ben seni bu toplumun yeteri kadar tanıdığına inanmıyorum. Yani Yani sen 50 yaşındasın. evet. 50 değil miyim? Evet. Hanıma sorarsan 49'um ama yani eşim evet 50 yaşında. Ve bugüne kadar yani çok aktif görevlerde, işlerde bulundun. Evet. Sen Bosna Hersek anlaşmalarında bile bulundun Hemen savaştan sonra. ertesinde bulundum. Evet, Evet, doğrudur. Oxford'da ders verdin. Doğrudur. Ankara Üniversitesi'nde çalıştın. Doğru. Bütün Doğrudur. bunlardan sonra buraya geldin. Doğrudur. Doğrudur. 2002'de değil mi buraya Evet, dönüşün? 2002'de geldim. Anlam planının müzakere sürecinde komiteler oluşturuluydu. Uluslararası Anlaşmalar Komitesi'ne geldim. Onun başını çektim. Her iki tarafında çözümden önce yaptıkları, diğer devletlerle yaptıkları anlaşmaların
Hangileri yeni ortaklığın parçası olacak? Bunun hazırlamıştık aslında. Evet, Adnan planında epey çalıştığını biliyorum. Evet. 2003'ten itibaren de müzakereci oldun. 2003'ten itibaren müzakere heyetlerinin içerisine dahil oldum. İçerisinde bulundum. Evet, müzakere doğru. Heyetlerinin içerisinde yer aldın. Yani hem Rauf Denktaş'la hem Mehmet Ali Talat'la hem Derviş Eroğlu ile birlikte çok uzun bir dönem sayılabilecek bir şekilde müzakere heyetlerinde bulundum. Doğru. Orada. Papadopoulos'la aynı müzakere masasında bulunarak başladım aslında Annan Planı döneminde. Papadopoulos'la. Sonrasında yani Hristofias'la, Anastasiades'le ama aynı zamanda Anastasiades'le o müzakereler devam ederken zaman zaman sosyal görüşmelerde bir araya geldiğimizde onun böyle biraz manevi babası Kleridis olduğu için Kleridis'te de aynı ortamlarda Anastasiades'te bulundum. O dönemde Avrupa Birliği Komitesi'nin başına Vasiliu'yu koydukları için Vasiliu'yla da aynı müzakere masasında bulundum. Yani bütün bunlar bu yani, kişiler... Yani bütün Kıbrıslı Rum liderleri tanımış büyük, oldum. Büyük bir bölümünü. Böylelikle tanımış oldum. Evet. Onlara tabii ki geleceğim. Ancak şuradan başlamak istiyorum. Yani en son olaydan, en son olay ne seninle ilgili? Peki. Kurultay yaptınız. Yeniden başkan seçildin. Yani tek adaydım. Evet. Kutlarım ayrıca. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Ve orada yine bağımsızlığa vurgu yapıyorsun. Doğrudur. Ne bağımsızlığıdır bu Kudret? Vallahi yani neyin bağımsızlığı? Şimdi burada bir devlet var. Bir dakika, burada bir devlet var. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti de var. Güneydeki devlete ilaveten iki tane fiili olarak var olan devlet yani var. Yani Kıbrıs'ta burada. Bir devlet mi var yoksa iki devlet mi? İki devlet var şu anda fiilen. Bunlardan bir tanesi uluslararası alanda tanınmış ve kabul gören bir devlettir. Diğeri sadece Türkiye'nin tanıdığı bir devlettir. Yani burasını bir devlet olarak kabul ediyorsun her şeyden önce. Evet ediyorum. Yani benden farklı olarak. Belki bugün istiyorum. Senden farklı olarak ama mesela geçmişte sizin de Kıbrıslı Türk aydınların kurduğu bir self-determinasyon hareketinin içerisinde aslında Kıbrıs Türk'ünün kendi kendini yönetip bir devlet sahibi olmaya hak sahibi olduğunu söyleyen bir aydın konumundaydınız. Evet. Dolayısıyla orada örtüştüğümüzü düşünüyorum. Çünkü yani bazıları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti şaka olsun diye kuruldu. Yani bazıları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı dan ziyade Türkiye'nin ne istediği önemlidir. Türkiye'nin işte neyi yapın dediği önemlidir vesaire. Bizim için o anlamda bağımsızlık önemli bir şeydir. Bağımsızlık yani Kıbrıs'ın kuzeyinde bağımsız bir devlet. Şu anlamda Türkiye ile bir kere iki şeyi yan yana koyalım. İkisi beraber anlam ifade eder. Bir tanesi burada en az Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türkler de bir devlet sahibi olma ve kendi kendilerini yönetme hakkına sahiptir. Ama bu şu demek değildir. Eğer Kıbrıslı Rumlarla bir ortak noktada uzlaşılırsa bir ortaklık da kurulabilir. Buna engel değildir bu. Burada çok netim. Zaten aksini düşünseydim, örneğin bir federal çözüm için veya kimisine göre daha farklı bir çözüm için bu müzakerelere dahil olmazdım. Çünkü ben inanmadığım bir şeyi müzakeresini yapmam yani. Evet. İkincisi de yani çözüme engel teşkil etmemeli Kıbrıs Türk'ünün kendi kendini yönetme talebi. Ama daha önemli bir şey var. Ara bölgeye girip Kıbrıslı Rumlarla müzakere ederken biz kendi kendimizi yöneteceğiz. Biz lazım sizin tahakkümünüz altında olmayalım derken hassassan bağımsızlık konusunda ve kendi kendini yönetme konusunda o ara bölgeden çıktığında Türkiye'yle ilişkide de bu konuda hassas olman gerekir. Yani evet. Türkiye'yle KKDC arasındaki ilişkide bağımsızlık olgusu kaybolursa aslında samimiyetsiz bir durum ortaya çıkar. Yani Rumlardan görüştüğünde egemenlik vurgusu yapan, kendi kendini yönetmek istediğin vurgusunu yapan, Türkiye'ye gelince bunların hepsini sineye çekebilin. Bu bize göre doğru değil ama kurultayda şu vurguyu özellikle yaptım. Vatandaş bizi seçti, yani biz seçilmiş milletvekili olarak meclise gönderdi, görev verdi. Biz de buna talip olduk. Ama o göreve başlarken milletvekilliği yemini yaptım ben.
meclisin kürsüsünden. O yeminin ilk cümlesi Şener abi, devletin varlığını ve bağımsızlığını koruyacağıma der. Devamı da var ama sonunda der ki namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. E şimdi ben devletin bağımsızlığını, varlığını koruyacağıma yemin edeceğim. Ve ondan bir ay sonra aslında başbakan olarak seçilen birisine de diyecek ki sen geç kenara. Evet. Sen gel başbakan olacaksın. Domburadan çıkar gibi. Sen de bakan olmayacaksın. Evet. Bunu da dışarıdan bakan yapacaksınız. Yapmazsanız Türkiye'ye de gelemezsiniz ha. Yani mesela Antalya diplomasi formu falan vardı o tarihte. Evet. O toplantıya kabinede bizim istediğimiz değişiklikler olursa geleceksiniz gibi bir mesaj verildi belli ki. Evet. Bunları gizlemeye falan da gerek yok. Yani çok aslında toplumun gözü önünde cereyan etti. Mesele şu. Yani bu şekilde gözümüzün içine soka soka bağımsızlığımıza gölge düşürecek şekilde bir hükümetin kurdurtulmuş olması Türkiye'nin bu konuda yaptığı bir hatadır. Ve kurultaydaki konuşmada da şu vurguyu yaptım. Bu ilk değildir tabii ki. Ama şunu da asla kabul etmem. Bazısı çıkıp diyor ki ne ya müdahale ilk defa mı oldu? Ya da ilk defa mı böyle oldu? E sen buna dair eğer bir takım görevlerdeysen ve bunu görüyorsan ama bunu buna dair bir şey yapmıyorsan o senin sorumluluğun. Ben bunu görevde olduğum, vekil olduğum dönemde bu şekilde yaşadım. Buna bir tepki vermem gerekirdi. Çünkü bağımsızlıkla ilgili olarak bir yemin vermişim. Ona gölge düşecek bir durum ortaya çıkmış. Bu kadar sene, yani görüşlerimiz farklı olabilir çeşitli konularda şimdi ama... Şimdi şurada şunu söyleyeyim her şeyden önce Kudret devam edersin. Self determinasyon hareketinden açtın. Evet, o arkadaşlarla orada bulundum. Aslında bunu yanlış kullanıyor pek çok arkadaş. Yani bana karşı... Ben bu arada tamamını okudum. Yok tamam. Yani işte bunu yanlış bir adım olarak benim hayatımda değerlendirenler falan vardır sol kesimden. Şunu burada bir daha açıklamış olayım. Çünkü daha önce de yazılarımda çok yazdım bunu ama gözden kaçar. Ben hala aynı görüşteyim biliyor musun? Hı hı. Neden? Onu da söyleyeyim. Aynı görüşteyim. Kıbrıs'ta iki ulusal toplum bir halk vardır bana göre. İki ulusal toplum bir halk. Tek halk vardır Kıbrıs'ta ama iki toplum. İki toplumun da böyle bir ayrı ayrı hakkı olmasına inanırım. Şu sebepten dolayı. Çünkü karşı taraf sayıca çok üstün bu taraftan. Yani %82 nüfusa sahip olan bir halk. Bu taraftaki %18. 1950 yılında yaptıkları plebisitte tabii ki oradan Enosis kararı çıkardılar. Evet. Yapılan plebisit zaten Enosis plebisiti. Sandıklar da kiliselerde kuruluydu zaten. Şimdi böyle bir memlekette, böyle bir adada, milliyetçiliğin de bu kadar güçlü olduğu bir yerde ne kadar istersen plebisit yap, referandum yap, hep karşı taraf seni yenecek. Majority rule. Tabii. %82 bu durumda tabii ki bu hakkının olması gerekir. Ama ben... Güvence olarak yani. Güvence olarak. Evet. Ve zaten yani bunu eleştirenler belli ki Marksist literatürü de tam olarak okumamışlar. Bu fikrin ana sahibi Marx'tır, Lenin'dir. Lenin bunu bu şekilde çok ifade etmiştir yani. Evet. Sovyetler Birliği'nde biliyor musun ne kadar millet var? Ulusal topluluk. Biliyorum evet. 102 tane. Evet. Ve bunların self determinasyon hakkı olduğunu teslim etmiş olan birisidir Lenin'de. Evet o hakkımız vardır. Kıbrıs'ta durum böyle olduğu sürece o hakkımız vardır. Ancak ben bunun bugün için kullanılmasına kesinlikle karşıyım. Çünkü biz burada zaten artık ikinci ana toplum değil, üçüncü toplum durumuna düşmüş olan bir toplumuz. Birinci Kıbrıslı Rumlar, ikinci Türkiye'li kesim, üçüncü biz. Hatta yani buraya gelen Afrikalıların bizim nüfusumuzu da aşmakta olduğunu söyleyenler onu var. Onu da hesaplamadım diyoruz. Bilmiyorum ama Barbaros Şansal burada konuğumdu ve muhaciretten aldığı bilgileri aktarırken burada 55 bin kadar Afrikalı işte öğrenci geriye kalanlar falan
böyle bir nüfus olduğunu söylemiştim. Bu Seftet Terminasyonu'na ilgili evet, bir... Onun için evet. Yani aynı görüşteyim. Tamam. Seftet Terminasyonu ne demektir? Kendi durumunu belirleme evet. hakkı, kendi kaderini tayin etme evet. hakkı falan diyorlar. Ben bunun yani şu anda kullanılmasına kesinlikle bu nüfus yapısının yerine oturmadıkça evet. hatta ben Annan planında bunun kullanılmış olduğunu görüyorum ve Rumların buna neden itiraz etmediğine çok de çok ciddi bir şeydir yani. Evet. Neden itiraz etmediğine hayret ediyorum. Yani biliyorsun bu kabul edilirken Tasos Papadopoulos'la birlikte diğer Kıbrıslı Rum liderler de New York'taydı. Tasos Papadopoulos'a kalsa bana göre hiç kabul etmezdi bunu ama bir yandan Kleridis bastırdı, evet. Vasiliu bastırdı. Evet. Ne yaptık o zaman? Referandum yaptık değil mi? Evet. İsviçre'de Bürgenstock'ta Rum liderler arasında efendim? İsviçre'de Rum liderler arasında Bürgenstock'ta o tartışma oldu. Evet. Yani çok tereddüt ettiler referanduma gitsin mi? Çünkü giderse senin dediğin evet. gibi Kıbrıslı Türkler de kendi kaderlerini tayin hakkını aslında hayata geçirmiş olacaklardı. Tabii. Buradaki bence en ince çizgi şudur. Self-determination hakkı, kendi kaderini tayin hakkı buna başvurulduğu zaman illaki ayrı devlet anlamına gelmez. Çünkü bir başka devletle birleşme ya da bir başka ulusla bir ortaklık kurma yönünde de self-determination hakkını kullanabilirsin. Mutlaka. Zaten Sovyetler tamam. Birliği'nde, evet. anayasasında evet. Yani bir araya gelen ulusların ve onların içerisindeki aslında toplulukların self-determination hakkını kabul eder ama onu bir birliktelik yönünde icra ederler ve birliktelik tamam. oluştururlar. O yüzden benim de düşüncem şudur. Kıbrıs Türk'ü en az Kıbrıslı Rumlar kadar, yani Kıbrıslı Türkler Kıbrıslı Rumlar kadar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptirler. Ama eğer bu ortaklığı evet. Kuramıyorsak ve gecikiyorsa, yani mesela şu anda bu ortaklık yoksa bu arada biz ne yapacağız Kıbrıs Türk'ü olarak? Kendi kendimizi gidip gavelerde, gruplarda, derneklerde yönetemeyeceğimize göre evet. bu arada yani bu geçiş döneminde kendi kendimizi yönetecek kurumlara ve devlete ihtiyacımız olduğuna inanan birisiyim. Bunu söyleyeyim. Şimdi tabii ki benim self-determination görüşümü korumakla birlikte geriye kalan konularda farklı fikirlerim vardır. Evet. Self-determination konusunu tartışmaya başlarsak zaten yani o evet, akşam olur, sabah olur. Bırakalım onu şimdi bir kenara. Peki. Türkiye'nin çözümsüzlük çözümdür. İşin başından beri bize bunu söylüyorlar. Evet. Türkiye'nin pek çok yetkilisi tarafından seslendirilmiş olan bir görüş bu. Çözümsüzlük çözümdür. Yani evet başka bir şey yok. Bizim istediğimiz yani bunu biz çözüm sayalım. Havası. Mevcut durumun devamı, statükonun devamı. Türkiye çözüm ister mi Kıbrıs'ta? Dönem dönem farklı görüşler Türkiye'de de ortaya çıkar. Herkes kendine göre bir çözüm ister Şener abi. Kendine göre. Herkes kendine Herkesin göre bir çözümü var. Herkesin kendine Denktaş'ın göre bir çözümü. Denktaş'ın da vardı değil mi? Tabii ki. Onun da vardı. Ama evet. Bizim görüşümüz nedir onu dilersen evet. söyleyeyim. Şahsımın da değil yani Halkın Partisi olarak bizim görüşümüz şudur. Bugün adada bulunan mevcut durum devam etsin değildir bizim görüşümüz. Bu statüko bize göre sürdürülebilir değil ve tehlikelidir. Çünkü içerisinde... Tehlikesi nerede? Kavga potansiyeli de vardır, çatışma ihtimali de vardır. Zaman içerisinde Kıbrıs Türk'ünün benliğini, kimliğini, kendi kendini yönetme imkanını yitirmesi riski çok yüksektir. Ve şu anda onu yaşıyoruz zaten. Kurumların elden gitmesi, daha seküler, laik olan yapısının aslında muhafazakarlaşması falan anlamında tehlikeli bir durumdur mevcut durum. O yüzden uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun parçası olmamız aslında bizim için son derece önemlidir. Hı. Bu şu anda yok. Ve maalesef en büyük sıkıntı da şurada. Uluslararası toplum açısından, temel önde giden aktörler açısından Kıbrıs Adası'nın bu durumu çok rahatsız edici değil. Yani onlara göre mesela bir İngiltere'ye baktığında İngiliz üslerini aynı efektif bir biçimde kullanmaya devam edebildiği için bu statüko öyle aman aman bir an önce değişsin de bir an önce çözüm bulsun diye bir talep İngiliz idaresinde yoktur yani. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiliz üslerini kullandığını, Sovyetlerden istihbarat topladığını, şimdi Rusya ile ilgili olarak
güneye iyice penetre etmeye çalıştığını görebiliyoruz herhalde. Dolayısıyla bence uluslararası aktörlerden çok fazla bir medet ummamak lazım Kıbrıs'ta çözüm için. Esasen bizim Kıbrıslı Rumlarla belli bazı temel konularda uzlaşmak için kafa yormamız, açılım yapmamız ve yaratıcı fikir üretmemiz gerekir. Çünkü bugünkü durum bizim lehimize değil, orta ve uzun vadede. Yani Türkiye'nin bir vilayeti şu anda sayabilir miyiz kendimizi? Ya ben saymam, bunu da kabul etmem. Böyle bir şey olursa da asla kabul etmeyeceğim yani, onu da söyleyeyim. Yani burada bir ilhak referandumu yapılırsa sen evet oyu kullanmazsın. Kesinlikle kullanmam ama aksi yönde de zaten kavgamı veririm. Çünkü biliyorsundur yani ben bir şehit çocuğuyum. Benim babam birileri gelsin bizi yönetsin, kafamıza vursun diye canını feda etmedi yani. Bizi Türkiye idare ediyor ama şu anda değil mi? Yani 74'ten beri fiili olarak Türkiye idare ediyor. Aslında her dönem değil bana kalırsa. Hangi dönemde idare etmedi? Yani mesela en fazla hangi dönemde idare etti onu söyleyebilirim. Gayrimeşru hükümetleri bizzat kurdurduğu dönemlerde idare etti. Şu anda mesela gayrimeşru bir hükümet var. Evet. Ama yani UPDP-YDP hükümeti. Burada kritik bütün konulardaki kararların aslında bu hükümet tarafından alınmadığını, Türkiye tarafından alındığını düşünürüm. Ama aynı durum 2006'ya geri gidersen, abi, 2006'da CTP'nin Demokrat Parti ile hükümeti devam ederken Ulusal Birlik Partisi'nden vekiller istifa ettirilip ÖRP kurduruldu. ÖRP getirildi CTP'nin yanına, CTP attı DP'yi hükümetten. CTP-ÖRP hükümeti kurduruldu ve CTP'ye koltuk deneyi yapıldı ÖRP. O CTP-ÖRP hükümeti de aslında gayrimeşru bir hükümetti. Ülke demokrasisi açısından kara bir lekedir orada. Çok bariz, ayartılmış milletvekilleriyle çakma biçimde parti kurduruldu. Ondan sonra CTP'ye hükümet ortağı yapıldı. Ben ne oldu ama? O hükümet işte CTP-ÖRP hükümeti Aksa'yla o dönemde o sözleşmeyi uzattı. Evet, biliyorum ve onları. Bugüne kadar da devam ediyor. Yani bunlar tesadüf değil. Yani 2006'dan önce Türkiye değil miydi gene idare eden? Şimdi özellikle başlangıçta sen de çok iyi bileceksin. Bakanlar Kurulu toplantılarına Büyükelçi de girerdi. İlk yıllardan yani 74'ün hemen ertesinde. Evet. Dolayısıyla tabii ki Türkiye'nin çok ciddi etkisi, nüfuzu olduğu her dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ama nihayetinde gene de bazı dönemlerde yani... Rahmetlik Denktaş artık hayatta değil. Ama belli bir dönem ben yanında çalışmış birisi olarak görüşüne katılırsınız, katılmazsınız. Benim de katılmadığım şeyler vardı. Ama Türkiye'nin politikasını zaman zaman kendisi şekillendirdi. Yani şey anlamında söylüyorum. Biliyorum Kutlu, evet. Doğrudur söylediğin, katılıyorum. Evet. Ben hatta daha fazlasını da söyleyebilirim o konuda. Evet. Türkiye'nin Kıbrıs politikasını Denktaş belirledi. Uzun bir süre evet. Yani Denktaş'tan farklı olarak şu vardır şimdi. Denktaş'tan sonra Türkiye hakimdir tamamıyla yani liderler üzerinde, politika üzerinde burada. Denktaş döneminde Denktaş idi hakim olan Türkiye'nin üzerinde. Yani Türkiye'deki, onları o yönlendirirdi. Türkiye'nin karar alma mekanizmalarında evet. Hem genelkurmayın içerisinde evet. Hem siyasi eksende hem sivil toplum üzerinde bir nüfuzu vardı ve tamam. Birbirlerine karşı onları bazen de kullanırdı yani. Bunu gözümden de gördüm. Evet, evet. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim hakkımızda Türkiye'nin halk yönetimi diyor. Kabul ediyorsun sen de bunu değil mi? Bir hukukçu, bir hukuk uzmanı olarak herhalde değerli bir şey bu değil mi? Halk yönetim. Türkiye'nin insan hakları sorumluluğunu yüklemek açısından mahkemenin bulduğu bir formül olarak söylüyor bunu. Yani eğer Cyprus vs. Turkey davasını 2001 yılında alınan davayı bütün detayından okursanız orada mahkeme şunu diyor. Ya bu Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı. Bunu kabul etmiş. Yani Kıbrıs coğrafyası, Kıbrıs adası için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi geçerli bir sözleşme. Şimdi benim hükümet kabul ettiğim ve benim tarafım olan Kıbrıs Cumhuriyeti yani Kıbrıs Rum yönetimi kuzeyde kontrol sahibi değil. Evet. Kuzeydeki insan hakları ihlallerini ben dersem ki madem ki onlar kontrol sahibi değil kuzeydeki insan hakları ihlallerine ben bakamam dersem burada insan hakları açısından ifadesidir mahkemenin bu bir vakum oluşacak der mahkeme. İnsan hakları açısından bir boşluk bir kara delik oluşacak burada.
Buna müsaade etmek yerine madem ki Türkiye burada sahada overall effective control, yani kapsamlı etkili bir kontrol uyguluyor. Çünkü pek çok yerde askeri birlikleri var. Her yere dağılmış bir biçimde. İstediği pek çok şeyi etkileyebilecek konumda. O zaman bu coğrafya içerisindeki insan hakları ihlalleri mesela Kıbrıs Türk polisi tarafından ihlal edilse dahi ben bunun sorumluluğunu Türkiye'ye yüklerim. Evet. Çünkü ben burada insan hakları açısından bir vakum boşluk oluşmasını istemem demiştir. Mantık budur aslında. Dolayısıyla şunu yani insan hakları açısından mahkemenin yaklaşımı bir kapı araladı. Evet. Dünya insan hakları hukukuna da bir katkı yaptı bu aslında. Çünkü sonradan Şener abi şunlar yaşandı. İngiltere Amerika ile birlikte Irak'a girdi. Nasıl girdiğini çok iyi biliyoruz. Evet. Sonradan hep o yalanlar ortaya çıktı. Ve Bağdat'ta belli alanları kontrol ettiği Amerikan ve İngiliz askerleri. O kontrol ettiği alanlar içerisinde bazı kişilerin insan hakları ihlal edildi. O kişiler başvurdu Londra'da mahkemeye, reddedildi. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verdiler İngiltere'yi. İngiltere dedi ki bir dakika ya bu benim ülkemin dışında bir yer. Evet. İnsan Hakları Mahkemesi de dedi ki extra territorial jurisdiction var. Ülkenin dışına uzanmış bir yetki alanı yarattın sen orada. Onun için oradaki insan haklarından ihlalinden de sen sorumlusun dedi. Aynı şekilde Türkiye'nin Kuzey Irak'a yaptığı silahlı müdahalelerde de benzer yorum yaptı. Dolayısıyla yani insan hakları açısından böyle bir durum oluştu ama buna bakarak ben şunu kabul etmem. Yani işte madem ki İnsan Hakları Mahkemesi de söyledi. Tamam ya biz Türkiye'nin alt yönetimi olarak kabul ederek kendimizi yapacak da bir şey yok duru kabul etmem. Çünkü 3 sene bakanlık görevinde, başbakan yardımcılığı görevinde bulundum. Ben mesela kimseden talimat almadım yapacaklarımı yaparken bu memlekette. Hatta şu örneği de vermek isterim sana. Pandemi yaşandı mesela memlekette. Evet. Hatırlatacağım yani bunu. Pandemi yaşandı. Baktık gördük ki cihaz yok, test yapamayız. Virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeyik ama binlerce insan da her gün Avrupa coğrafyasında öldüğünü gördük. Ne yapacak? Kapatmamız lazım seyahate memleketi. Türkiye'yle aramızda da seyahat düzenli devam eder. Şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Tatar bana dedi ki ne be kardeş ya bu kadar 74'ten sonra kapatacak Türkiye'yle kapıları. Evet kapatacak değil. Türkiye yetkililerinin sorumluluğu ben aldım. Türkiye yetkililerine direkt girişim yaptım ve bir telefon görüşmesinden sonra bütün seyahatleri durdurma kararı aldık. Buna benzer bir yeni konuda Türkiye'den mesela talimat almadan da bu memleketin aslında yönetilebileceğini yaşayarak gördük biz. Bu mesele ama bir tercih meselesidir. Onun için diyorum girdiler meclise usulen yemin ederler orada. Bağımsızlığına ve bağımsızlığını koruyacağıma yemin ederim. Sonra mesela CTP için de aynı şey geçerlidir. Yani mecliste şu anda gayrimeşru bir hükümet kuruldu. Aha biliyoruz gözümüzün önünde. Ve çıkıp sen ona başbakan diyorsun. Öbürlerine bakan diyorsun. Çıkıp sen oyundan birlikte ortak komiteye girip ortak çalışma yapıyorsun. Çıkıp sen onda bir gecede yasa yapıp geçiriyorsun ayıbını örtmek için cinsiyet kotasıyla ilgili. Evet. O zaman soru şudur. Sence yani bu hükümet normaldir, tamamdır, kabul ettin, sindirdin. Evet sindirdi. Şu anda içine sindirmiş durumdadır böyle bir hükümetin kurulabileceğini. O zaman soru şu. Türkiye'de diyelim ki seçimlerden sonra yeni bir siyasi iktidar geldi. Yeni gelen siyasi iktidar Türkiye'de burada kendisine bir ortak buldu. Dedi ki ben bunu destekliyorum. Ona buna benzer bir hükümet kurdurduğunda o tamamdır diyecek yani. Mesele budur. Evet. Türkiye'deki seçimlere kadar geldik. Şimdi bu söylediklerine katılıyorum. Ancak şunu da sormam lazım. Yani sen Dışişleri Bakanı iken kimseden talimat almadın. Hayır kimse almadım. Kimse sana böyle bir demeç ver, şunu yap falan demedi. Hayır kesinlikle. Bilakis bazı konularda biz Türkiye'nin politikasını denktaş manasında hiçbir biçimde öyle bir iddiam yoktur. Ama Türkiye'nin politikasını şekillendirdik biz. Mesela nasıl şekillendirdik? Şöyle şekillendirdik. Mesela Doğu Akdeniz konusunda, Doğu Akdeniz'de kazı yapılması. Türkiye'nin ilk baştaki pozisyonu eğer Rumlar gazı yapmaya başlarsa batıracak gemilerinin şeklinde bir pozisyondu ya. Yani biz bunun
hem uluslararası hukuk hem uluslararası politika açısından hem Türkiye'yi hem bizi ciddi anlamda zora sokacağını New York'ta Tayyip Erdoğan'la birebir bunun kavgasını yaptık yani. Konuştuk bunu. Dedik ki yani böyle yaklaşırsak sizin de bizim de aleyhimiz olur. Evet. Ve sonuçta dinledi, şuna kadar geldik. Dinledi Tayyip Erdoğan. Şu yönlendirmeyi yaptı. Dinledi yani Tayyip Erdoğan. Evet, bir noktada dinledi. Yani şu yönlendirmeyi yapabildiğimize inanıyorum ben. Evet. Başka bazı faktörler yok mudur? Tek biz mi etkili olduk? Hayır, öyle bir şey iddia edemem yani. Ama bizim pozisyonumuz günün sonunda şu noktaya geldi. Sen kazı yaparsan ben de yaparım. Yani ben seni engelleyeyim, seni sana karşı güç kullanayım noktasından. Hayır, ben de lisans veririm. Ben de kazı yaparım noktasına geldiğimizde şu anda Doğu Akdeniz'de aslında bu denge sağlandı diye düşünüyorum. Dolayısıyla daha bir diplomasinin öne çıktığı dış politika bağlamında Türkiye'nin politikasının en azından Kıbrıs meselesinde bizim yönlendirmemiz gerekir. Çünkü biz daha iyi biliriz. Bizik yaşayan, bizik acısını çeken buranın. Tamam, ona bir diyeceğim yok. Peki. Ancak o gemileri batırma meselesinde hani bizim siyasetimiz etkili oldu ve Türkiye'yi bundan vazgeçirdik falan diyorsun ya. Tabii ki benim için inandırıcı bir şey olamaz bu. Neden? Amerika var orada. Ben tek faktör değilik dedim ama. İngiltere var burada. Sen diyorsun ki kakateci olarak biz kendisine orada kazı yapma izni verdik. Bu geçerli meşru bir anlaşma mı? Senin yaptığın anlaşma Türkiye ile ve uluslararası anlaşma yaptım diye övünüyorsunuz. Bu olabilecek bir şey değil. Bu anlaşmayı hiç kimse tanımıyor. Çünkü bu devlet meşru bir devlet. Sayılmıyor bu taraftaki. Kimse tanımıyor. Ben Türkiye'nin de Türkiye tanıyor mu? Tanımıyor o da. Kağıt üstünde. Türkiye'nin... Bak ne güzel. Alıyor Hayır. senin başbakanını. Sen Vallahi... çekil bir kenara. Peki. Yani tanıdığı bir devlet. Peki. Biliyor musun? Türkiye ile burasının ilişkileri bana Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa Sosyalist Devletleri'nin ilişkilerini çok net bir biçimde hatırlatıyor. Bazı benzerlikler olabilir. Sen Praha'da Çekoslovakya'da Aleksandr Dubček kalktın, reformist bir hareket yaparsın, güler yüzlü sosyalizm. Ben senin ağzına yanarım dedi Moskova. Tanklarını sürdü oraya. O Praha tanklarla girenler arasında benim arkadaşlarım var daha sonradan. Yani bana olayları da anlattılar. Moskova'da yani. Evet. Yani yapılacak şey Budapeşte'ye de girdi biliyorsun. Biliyorum. 1956'da. Yani ona aykırı bir hareket yapmaya başladığında bak tanklarla da gelir üstüne. Tabii ben burada yani biz Türkiye'nin pek de hoşuna gitmeyecek bir hareket yaptığımızda ciddi bir hareket. Evet. Mesela şöyle bir hareket. Sen başbakan oldun diyelim ya da sen Cumhurbaşkanı oldun ve karar verdin. Maraş'ı Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında yasal sakinlerine devredeceksin. Buna sen karar verdin. Ankara'ya sormadın bile bunu. Zaten Ankara'nın tavrını biliyorsun. Çağırdın BBC'yi, çağırdın CNN'i, çağırdın ZDF'yi, Deutsche Welle'yi, televizyonları. Darbe olur burada diyorsun. Öyle bir bu durumda tanklar... Harekete geçebiliyorsun. Harekete geçer mi? Tabii bu Söyleyin. ciddi bir adım. Tamam. Yok, peki. Bu soru önemli bir sorudur. Tamam. Bak pek çok şey yaptı bize bugüne kadar. Yani bu fikrimi destekleyecek pek çok şey söyleyebilirim. Neler yapabilir diye. Evet. Dişlerini ne zaman gösterir? Kime gösterir? Evet. Kime göstermez? Kendine dokunmayana bir şey yapmaz. Dokunanın başını ezer. Kurtluğa dalı gibi öldürür. Ne bileyim bizi taşladığı gibi taşlar. Linç eder, her şeyi yapar yani. Evet. Bu öyledir. Orada ağırlığını hissettirir. Eğer Türkiye burada muhalif olanlara, aykırı düşünenlere karşı ne bileyim çok ciddi anlamda baskı yapmıyor, hapse atmıyor, işkence yapmıyor, Türkiye'de yaptığı şeyleri yapmıyor. Yapmıyorsa biliyor musun? Bu onun şefkatinden, iyiliğinden ileri gelmiyor. Bizim teslimiyetimizden ileri geliyor. Burada bir direniş yoktur ki direniş olmayan bir yerde Türkiye hangi direnişçinin başını ezecek? Direniş yok. Çok çok yapacağım buradaki muhalefetin gidip işte bir siyah çelenk koymak, işte bir pankart açmak, biraz bağırıp çağırmak, biraz meclisin gancellisini sallamak o kadar. Bu da sorun değil diyorsun. Sorun yaratmaz yani. Bu yani büyük bir devlet için burada Peki. bugüne kadar 40 bin asker bulunduran ne bileyim
Kıbrıs üzerinde çok ciddi söz sahibi olan bir devlet için büyütülecek olaylar değil bunlar. Ama sesini biraz fazla yükseltirsen, hele de bunu uluslararası alana yansıtırsan ve uluslararası alanda seni destekleyenler de çıkarsa yani o zaman bunda bir tehlike var. Peki, ben düşüncemi söyleyebilirim. Ezer seni. Peki. Benim işgalci dediğimde işte budur. Sen hemfikir değil misin? Hemfikir değilim. Niçin? Yani kısmen. Yapmaz yani bunları. Müsaade edersen söylerim düşüncemi. Müsaade ederim. Teşekkür ederim. Mersi. Bir kere Türkiye'nin buradaki meşruiyetini sağlayan şey genelde hep şu yorum yapılır. İşte garanti anlaşması nedeniyle evet. Türkiye evet. Kıbrıs'tadır vesaire. Evet, kısmen garanti anlaşmasının müdahalenin gerçekleşmesi ve ertesindeki mevcudiyetinde garanti anlaşmasının bir zemin oluşturur uluslararası evet. bir anlaşmadır. Ha, yorumu açıktır işte müdahale etkisi verir miydi vermez miydi? Müdahaleyi hangi amaçla verirdi? Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yeniden tesis etme vesaire gibi. Anayasal düzeni yeniden tesis etme amacıyla vesaire. Ben bunları hep doktora tezimde de inceledim. Bu uluslararası antlaşma boyutu. Ama başka daha önemli bir boyut var. Türkiye'nin Kıbrıs adasına ilişkin politikasını, varlığını, mevcudiyetini, meşruiyeti, meşruiyet zemini Kıbrıs Türk'ünün rızasıdır. Onun için az önce tarif ettiklerini, tamam kısmen, az önce tarif ettiklerin kısmen bu çerçevede izah edilebilir. Yani Kıbrıs Türk'ü Türkiye'nin buradaki mevcudiyetine rıza gösterdiği sürece Türkiye'nin buradaki mevcudiyeti çok daha güçlüdür. Dolayısıyla eğer işte onun için Kıbrıs Türk'ünün rızası biz zaman zaman Türkiye buna dair açıklamalarım da vardır benim. Türkiye burada Kıbrıs Türk'ünü gayip etmemeli, Kıbrıs Türk'ünün gönül bağını koparmamalı vesaire derken kastım budur. Çünkü aslında bu zemin ortadan kalktığında Türkiye'nin meşruiyet zemini ortadan kalkar. Mesela hani işgal falan dedin ya. Evet. İşgal nerede gerçek anlamda işgaldir? Bir yere güç kullanarak bir devlet girdiğinde oranın inhabitantları yani orada yaşayan insanlar onun oradan çıkması için sokaklara dökülüp asla o idareyi kabul etmediklerinde söz konusudur. Oysa burada Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki mevcudiyeti Kıbrıs Türk'ünün büyük bir çoğunluğu tarafından rıza verilmiş olan bir şeydir Kıbrıs'ta aslında. Kıbrıs'ta yalnız Kıbrıs'ta Türkler tamam. yaşamıyor Kudret. Biliyorum ama o, peki devam edeyim o zaman. Tamam. Kıbrıs'ta Rumların muhalefetine peki. rağmen oldu değil mi? Aslında, savaştılar ona aslında karşı. Tam değil Çener abi. Tamam. İzah edeyim sana. Düşüncemi izah edeyim. Tabii ya. Buyurun. Tamam. Şimdi evet. bak bir kere sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından alırsan bu coğrafyada yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu az önce senin şikayet ettiğin işte 3-5 kişi falan gerçek bir direniş falan yoktur dediğin şey aslında orada örtüşürük. Evet doğru. Evet. Çünkü Kıbrıs Türk'ünün Türkiye'nin bu coğrafyadaki mevcudiyetine verdiği bir rıza var. Yani böyle işte başka bir coğrafyada işgal ettiği de onlar insanlar sokağa döküldü çık buradan falan durumu yoktur burada. Tamam bir. Ben fikrim tamam. seninle. İkinciye evet. geçelim ama Kıbrıs Rumlar konusunda haklısın evet. söylediğinde. Ancak Kıbrıs Rumlar bugün için bu talepte ya da son işte 40 yıldır bu taleptedirler de 74 müdahalesi gerçekleştiğinde evet. 20 Temmuz'da 30 Temmuz'da Cenevre'de evet. bir deklarasyon kabul edildi. Ve Rum liderliği de bu deklarasyonu kabul etti. Orada şöyle bir mantık ortaya çıktı. Sonradan ihlal etti iki taraf da bunu. Yani evet. ateşkes hani daha ileri gitmeyeceklerdi. Hem o gitti hem o gitti vesaire. Ama bir şey daha var 30 Temmuz Cenevre uzlaşısının içerisinde. Hem Rum liderliği hem Türk liderliği ve Türkiye ve garantörler de şunu kabul ettiler. Kıbrıs'ta iki toplum liderinin yeni bir State of Affairs yeni bir durum yaratmak için ve anayasal yeni bir anayasal durum yaratmak için görüşeceklerini kabul ettiler. Şu anda baktığında Türkiye'nin tezi ve aslında izah edilebilir olan tez de budur Rumlarla ilgili olarak. Evet Rumlar Türkiye'nin buradaki mevcudiyetini kabul etmedi ama ta ki iki toplum lideri bir yeni anayasal durumda uzlaşsınlar bu geçici duruma üstü kapalı yani implied consent vermiş oldular orada aslında sıkıntı orada ve sonrasında da hep böyle izah edildi. İşte o tarihten sonra başladı hatta öncesinden başladı iki toplumlu görüşmeler. İki toplumlu görüşmeler hala daha devam ediyor.
Yeni bir anayasal düzen oluştuğunda bu durum ortadan kalkması gerekiyor. Anan plandaki mantık da oydu. Ne Çin mesela anan planının içine, bakın aldılar abi garanti anlaşmasındaki State of Affairs diye bir ifade vardı garanti anlaşmasında. O derdi ki müdahale eder, State of Affairs'ı yeniden tesis etmek için müdahale eder. In order to re-establish the State of Affairs created by this treaty. Aldı onu anan planının içerisine, dedi ki bu anlam planıyla referandumdan geçtiğinde Kıbrıs'ta a new state of affairs, Kıbrıs'ta yeni bir durum yaratılmış olacak dedi. İşte o yeni durum müzakereler sonucunda yaratılacak olan durumdur. Rumlar sanki bu yeni durum yaratılana kadar bu mevcut durum, yani 30 Temmuz tarihinde ki durumu rıza verdiler gibi bir durum var. Onun için yani tabii ki sadece Kıbrıslı Türklerden ibaret değildir. Kıbrıs adasında yaşayanlar. Dolayısıyla Kıbrıs Türkler itiraz etmiyor Türkiye'nin mevcudiyetine ama Rumlar itiraz ediyor da sadece Kıbrıs Rumlardan ibaret değildir Kıbrıs adası. Onlar da Kıbrıs'ın büyük bir başka bir bölümünde kontrol ediyorlar ve orada Türkiye'nin işgali onların gözünde yok. Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani Gara ve Ak gibi bir durum yoktur aslında bununla ilgili. O yüzden işgal denilen şeyin aslında işgal hukuku, uluslararası hukuk, müdahale ve garanti anlaşması ama hepsinin önemlisi, ben bir uluslararası hukuk profesör olmama rağmen hepsini koydum bir kenara. Belirleyici olan şey Kıbrıs Türkü'nün rızası şu anda. Tamam, bunun üzerinde durmak istiyorum. Peki. Zaten. Bu dediğine de katılıyorum. Yani örnek de verebiliriz. O rıza hala sürüyor. Bak burada Brüksel'e, Strasbourg'a gidiyorlar meclisten. Evet. Gözlemciler yani. Gözlemci. Bir UVP'den, bir CTP'den. Evet, doğru. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sandalyeleridir onlar. Tamam. Evet. Gidiyorlar oraya değil mi? İki farklı partiden olmalarına rağmen gidenler, biri de sağ, biri de sol diyelim işte. Evet. Aynı şey söylüyorlar değil mi orada? Bu orada, konuyla ilgili olarak birbirinden çok yani, farklı bir şey söylemiyorlar. Evet. Yani herhangi birisi Brüksel'e ya da Strasbourg'a gönderdiğimiz temsilcilerin bugüne kadar Türkiye hakkında şikayette bulundu mu? Bulunmadı benim bildiğim. Türkiye hakkında şikayette bulunabilir bazı konularda. Bulundu mu? Ama bu konuda bulunduğu olmuştur. Ama bu konuda mesela zamanında okumadım yani öyle bir şey. Şöyle bir şey olabiliyor abi. Mesela işte Kıbrıs müzakereleri bağlamında görüşmeden yana değil ya da çözüm karşıtıdır gibi eleştirilerde bulunmuş olabilir. Ama bu konuştuğumuz konuda hani yani bu adada ya da adanın kuzeyinde Türkiye'nin mevcudiyetiyle ilgili Kuzey Kıbrıs politikasının hükümet konumunda olan ve ana muhalefet konumunda olan siyasi partileri hiçbir zaman Türkiye'yi, Kıbrıs Türk'ü burada istemiyor gibi bir talepte bulunmadı. Dolayısıyla bu şeyi gösterir. Az önce söylediğimi gösterir. Evet. Kıbrıs Türk halkının büyük bir bölümü Türkiye'nin buradaki mevcudiyetine rıza veriyor. Evet. Bu söylediğinde politika, yani siyasi bu, partilerin tavrı bu söylediğin bir gerçek olduğunu ben de biliyorum. Tamam. Zaten burada sanki gönüllü olarak tükeniyoruz. Gönüllü olarak yok oluyoruz. Buna rıza gösteriyoruz. Bir şey soracağım. Hala daha 20 Temmuz kurtarıcı, hala daha Girne'den yol bağladık Anadolu'ya bu nameler. Hala daha bir kıvılcım parlıyor mücahidinin bilmem. Şimdi neden istiyor Türkiye'nin buradaki şeyini, varlığını biliyor musun? Benim yani görüşüme göre ganimet yedi. Ganimet diyemeyen kaç kişi kaldı bu toplumda ben de bilmem. Bir araştırması yapılırsa fena olmaz. Elinde yani hırsızlık mal tutuyor. Hırsızlık. Senin değildir bu mal. Ve üstelik bu ganimet mallar üzerinde nasıl kapışmalar, nasıl çirkin kavgalar oluyor. Yani bak mesela Mausa'daki Laguna Beach. Evet. Yıkılsın diyorlar. İşte depreme dayanıklı değil. Depremden sonra kimindir? Lordos'un Laguna Beach. Adam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Karar bekliyor orada. Evet. Ya bunlar 74'ten sonra ev kafa devretmişler. Karar veriyorlar. Yıkacaklar. Yani hiç sahibine aldıran, bakan, eden, soran yok yani. Onundur o mal. Başka bir mesele, mesela bak
Kayropraktik doktor Dinos Ramon İskele Boğaz'da muazzam bir tesis yapmıştı. Rehabilitasyon merkezi. Evet. Ve bu da Avrupa'nın, Orta Doğu'nun en büyük rehabilitasyon merkezi olacaktı. Kayropraktik doktorun. Yani kemik doktoru bu adam. Yani son derece ünlü bir adam. Evet. Uluslararası ünü olan bir adam. Açamadı. Tam açacağı sırada asker geldi. O da elden gitti. Asker geldikten sonra ne olur? Herhalde sen de benim gibi görüyorsun. Çarçur olur her şey. Çarçur oldu zaten. Askerin değdiği toprak gitti. Bir ağaçlar ve ormanlar kalır ama işte. Bir eğit ağacı. Ya onları da yaktık zaten işte görüyorsun. Hayır, askeri bölge içerisinde genelde yeşillik kalıyor hocam. Tamam, o doğrudur. O dediğin kışlalarda görüyorum onları. Evet. Kumandanlar da o ağaçların altında oturuyorlar. Evet. Sabahları kahve içiyorlar. Doğrudur. Tamam. Yok, kahve değil, çay içiyorlar herhalde. Peki. İnce belli bardaklarda. Evet. Şimdi adam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu ve kazandı da mahkemeyi. 450 bin euro tazminat verdi mahkeme. Ödemiyorlar adama parasını. Yani bu ne kadar? 8-9 sene oldu mahkemenin kararı. Faiziyle birlikte şimdi herhalde 1 milyon euroya çıktı. Yani toprakları yağma edilmiş olan bir yerden bahsediyoruz burada. Öyle değil mi? Peki. Bak, benim bildiğim kadarıyla hiçbir taş askerin haberi olmadan yerinden oynamaz burada. Bilmem, görüşüme katılıyor mu? Yani benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla. Yani birine bir mal verilecek, biri bir yerde bir inşaat yapacak. Her şeyden önce buradaki askeri komutanın bundan haberi olması gerekir. Şimdi not ederim yani, söyleyeceğim, cevap vereceğimi söylediklerin ya. Evet. İstersen başlayayım bir yerden. Yani mesela Kıbrıs, evet, Türk'ü neden bu şekilde kendini... Şimdi ben tamamlamadım ancak görüşümü. Neden öyle düşünüyorum? Neden rıza gösterir Türkiye'nin bunun içinde kalmasına ve erimeye, yok olmaya, buna da gönüllü olarak onay verir? Biz buna işte Stockholm sendromu, celladına aşık olmak gibi ifadeler buluruz. Bana göre toplumumuzda bir Raskolnikov sendromu vardır. Nedir abi o, bilmem onu. İşte. Excuse my friends. Bak, Raskolnikov kimdir Kudret? Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanındaki kahramanı. İki yaşlı kadını öldürür. Ve yani o karakterde birisi değil aslında ama öldürür onları. Evet. Polis de İşte cinayeti çözmeye çalışır. Biliyor musun? Nasıl bir vicdan azabı duyar? Nasıl korku içinde yaşar? Yani kendisini yakalayacaklar bir gün. Cezalandıracaklar. Yani geceleri uyuyamaz, terler içinde uyanır, ganter içinde falan. Bir korku. Raskolnikov sendromu dediğim bu. Buradaki korku ne? Sen dünya kadar ganimet yuttun bunun içinde. İnsanların mallarını yedin, topraklarını yedin. Evet. Türk askeri giderse buradan saldıracak alsın diye. Kim koruyacak? Bu korku için. Bekçi istiyor yani kapısında. Sınırlarda bekçi istiyor. Çaldığı malın elinden gitmemesi için burada kendini bir askerin beklemesi gerekiyor. Bu bir korkudur. Karşı taraf zaten duyuyor, silahlanıyor da bilmem ne falan filan. Peki karşı taraftan gelebilecek böyle bir saldırıyı düşünerek, bu korkuyu yaşayarak askerin burada kalmasını istiyor. Gerçi bence yani bundan sonra burada yani Rum saldıracak, kesecek, edecek falan olmaz böyle şeyler. Yani boşuna bu silahlanmak da, toplumu korkutmak da, hani demektaş hap gibi yutarlar bizi, karınca gibi ezerler. Yani bu toplumda yaratabileceği kadar kötü bir psikoz yaratmak için elinden geleni yapmış olan bir adam. Yani Türkiye olmazsa bizi hap gibi yutarlar, karınca gibi ezerler, sinek gibi falan böyle şeyler. Evet. Toplum biliyor musun 74'ten önce özgüvene sahipti bana göre. Kendi kendini koruyabileceğine inanan bir toplumdu. Bunun için o dağlarda, ne bileyim barikatlarda, mazgal deliklerinde bekledi ve gerçekten sabırla bunu yani 63'ten 74'e kadar geçirmiş olan bir toplum.
O özgüven yoktur şimdi. Türkiye olmazsa biteriz görüşünü topluma. Bunu kabul ettirdiler. Yani böyle bir korku, korku yüzünden. Hı hı. Elindeki mal gidecek. Sahiller nerede? Hep yağma. Dağlar yağma. Her yer yağma. Yani sen beğeniyor musun memleketin bu halini? Beğenseydim siyasete girip böyle görüşleri ortaya koymazdım. Sen tabii. Bu meclisten ilk defa istifa etmiş olan kişisin Kudret. Evet. Yani daha önce böyle bir olay yaşamadık. Reddettin oradaki imtiyazları da, maaşını da. Evet. Bu toplumun bunu ne kadar anlayabildiğini düşünüyorsun? Önce ilk sorduklarına cevap vereyim de buna da soracağım. Geçmesin aradan. Şimdi neden Kıbrıs Türk'ü bu rızayı verir sorusuna sen kendi cevabını verdin. Ben de vereyim. Kısmen katılırım söylediklerine. Kısmen. Neden anlatacağım onu. Bana göre daha ziyade seçeneksizlikten dolayı. Yani Kıbrıs Türk'ünün alternatifi şu anda öyle bir alternatif çıktı mı önüne karşısına ondan emin değilim. Yani uluslararası toplumun böyle bir alternatif ya da mesela Kıbrıs Rum tarafının gerçekten bir alternatif Kıbrıs Türk'ünün önüne koyabildiğini ya da koyma niyetinde olduğunu falan görmem. Bu alternatifsizlik içerisinde aslında Kıbrıs Türk'ü seçeneksiz bırakıldığı için biraz da bu konularda daha fazla sineye çeken konumundadır bence. Ama taşınmaz mal ve ganimet konusunda kısmen katılırım söylediğine ama iki yönlü olduğunu görürsek eğer. Sen daha önce yazılarını hep ben takip ederim. Evet. Rum tarafında da müthiş bir ganimet var Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili olarak. Yani bu açıdan sahte biliyorum. Koçan, sahte koçan vermedi. Onlar bir çeşit başka türlü bir yapı kurdular. Uzun süreli kira mantığı üzerine oturttular bunu. Gardiyan olarak da vasilik olarak da İçişleri Bakanlığı'na verdiler vermesine ama orada da bir yığın başka alengir döndü. Yani muhtarlar sahte belgelerinden malları üzerlerine çevirdiler. Rum İçişleri Bakanlığı sözde kira toplayacaktı, toplamadı. Ortada öyle bir para yok. Nice Kıbrıslı Türklere çözüm olduğunda ödeyeceklerdi onun tazminatını, loss of use kullanımını, hiçbir şey yok. Orada da aslında bir ganimet üzerinden, mal üzerinden bir yağma var. Ama onlar kılıfını ama doğru oturttular. Mal gene de senindir. Tamam işte ama... Yani gidersem o tarafa sana... Tamam da her malı, zaman değil. Malı verirler. Vermez Şener abi. Eğer daimi ikametini güneyde tesis edersen... Tamam işte. Ancak o zaman verir. Peki neden ben Rum tarafında yaşamak ve ikametimi orada tesis etmek zorunda olayım malı alabilmek için? Kudret bu taraftaki hiç vermez. Bir o taraftaki ama bir dakika. Şartlara bağlamış. Hiç sen, olmazsa. O mal senindir den ya. Evet. Her zaman için o mal da senin değil. Çünkü kendi elinde ve kontrolünde olan bazı malları de facto kamulaştırma denilen yöntemle senin haberin olmadan aldı. Sözde kamulaştırdı. Gitti onların bir kısmı. Ya da muhtarlar işte alengirinden birilerinin üzerine çevirdi. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu söylerken ben bizim taraftaki sözde eşdeğer mal uygulamasını doğru kılmak için söylemem. Doğru olduğunu düşünmem. Çünkü adil yapılmadı o işlem. Kaldı ki mesela dedin ya ganimetten faydalanmayan var mı acaba? Ben sana bir cevap vereyim. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun yasasını ve tüzüğünü yapanlardan birisiyim. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun üyesi olabilmek için bir kişinin kendisinin veya birinci derece bir yakınının 74 öncesi Kıbrıs Rum ve tapuda Kıbrıs Rumlara kayıtlı bir malı kullanıyor veya faydalanıyor olmaması lazım. Ha. Kişi bulamıyoruz atayalım oraya. Dolayısıyla orada tamamdır. Hepsi yediyordu. Evet. Şimdi ama yani bak, mesela şimdi... korkuda şunun için katılırım. Mesela çok iyi hatırlarım anlam planının müzakerelerinin ilk dönemlerinde mülkiyetle ilgili çok yoğun tartışmalar oldu. Zaten vatandaş esasen onu takip etti burada. Televizyon programlarında aradığında hep onu sordu. İşte genel ablamdan bana kalan bilmem onun kenarı bunun bilmem neresi o eşdeğeriydi ondan bilmem. Bu sorular geldi hep yoğun olarak anlam planı görüşmelerinde. Ama esasen bence Loizulu kararında Türkiye'nin ilk kez o dönemde tazminatı ödemeyi kabul etmesi bir dönüm noktasıdır burada referandum sonucu açısından. Çünkü vatandaş burada Kıbrıs Türk şunu gördü. Demek ki yani mal gene 74 öncesi Rum'undur. Mal sahibi gene odur. Ve Türkiye'de kabul ettiğine göre bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu ve tazminatı ödeyecek.
demek ki elimizdekini de tutamayacak gibi bir şey. Yok, bu anlam planı o güvenceyi tutabileceğine tamam. dair verdiği. Evet evet ama işte o korku işte. Zaten bana tamam. göre bana göre bu hırsızlar için yapıldı. Hayır, onun yapım aşamasında yer alan birisi olarak bunu söyleme bana da çok gücüme gider ama niçin? Şunu söyleyeyim. Anlam planı kontrol tamam. şu hakkı... Ama ben tamamlamadım şeyimi, düşüncemi tamamlayayım bu konuyla ilgili. O da şu, anlam planı döneminde ben de şunu hissettim çeşitli sebeplerle. Loizu'da bir örneğidir, televizyonlara bağlanan soru soran vatandaşların söyledikleri bir diğer örneğidir. Mülkiyet meselesi ve eşdeğer uygulaması ve ganimet meselesi toplumun siyasi kararlarını çok derinden etkiliyor bu memlekette. Üstelik biz kalktık bir siyasi hareket başlattık. Halkın Partisi mesela yolsuzluğa karşı mücadele edeceğimiz dediğimizde, temiz hukuksuzluğa, adaletsizliğe bu öyle bir noktaya geldi ki bazı yerlerde sonra gördük bunu. O senin dediğin gibi haksız yere işte güneyde 3 bırakmış, bu yanda 13 almış mesela. Onları korkuttu bu. Yani bunları da eşeleyecek, kaşıyacak gibi bir endişe de yarattı mesela. Ve bizim siyasi anlamda bize bir bedeli de oldu bunun. Oradan okuyor. Çünkü bazı vatandaşlar siyaseti de oradan okuyor esasen. Dolayısıyla hani bu konularla ilgili diyeceğim... Evet, mülkiyet önemli bir meseledir ama Kıbrıs Türk'ünün de öyle çok da fazla bir seçeneği ve alternatifi de olmadı yani. Korkacakları bir şey yok ya. Yani Loizu'du karar falan. Zaten anlam planı şöyle bir hak verdi onlara. Evet. Korkmayın, birinci söz hakkı kullanıcıya aittir. Evet. Mal sahibinin söz hakkı ikinci derecede gelir. Ama bunu İnsan Hakları Mahkemesi de sonradan onayladı işte. Ama İnsan Hakları Mahkemesi'nin söylediği her şey de doğru değil. Ama işte az önce Kıbrıs Türk tarafı Türkiye'nin alt yönetimidir falan dediğinde İnsan Hakları Mahkemesi'ne atıf yaparak söyledi. Ya ben de onun için söylerim şimdi bunu. Doğru söylediği şeyler de var. Yanlış söylediği şeyler de doğru, var. Doğru, buna katılıyorum. Bana göre. Evet. Kullanıcıya aittir deyince anlam planında, yani bu tarafta bina yaptın, üstüne ev yaptın, artık önce sen karar vereceksin. Yani söz hakkı, birinci söz hakkı bunu kabul etti. Anlam planına göre bu. Şimdi bu durumda dikkat edersen 2004'ten sonra ikinci büyük yağma dönemi ve korkunç bir inşaat patlaması oldu. Tabii. Çünkü kaptılar bunu anlam planından. Evet. Bana ait olacak. Yap gitsin. Ortalık doldu. Altyapı yok. Mausa'da 34 katlı binalar yaparlarmış galiba. Tabii. Altyapı yok. Yangın çıkarsa müdahale edecek bir itfaiye kapasiten yok. Kanalizasyon muhtemelen o bölgede bir süre sonra kokudan geçemeyecek herhalde. Yani durulamayacak. Yani ben hırsızlar için yapıldı derken bunu kastediyorum. Plan, yani büyük bir iştahla sarıldılar buna. Gerçi anlam planı kabul edilmedi ama gene de onun nimetlerinden yararlanıyor. Bir taraf. Beklenti Ay, yarattı. Yani, peki sana göre yani... Bundan en karlı çıkan Türkiye Tayyip Erdoğan olmadı mı? Nereden? Ya adam nereden en karlı çıkan? Bu referandum sonucundan. Şunu söyleyebilirim açık yüreklilikle. Çünkü daha önce de dile getirdim bunu. O dönemlerde yönetici konumunda olan kişilerin, yani mesela Cumhurbaşkanı'nın, işte mesela Talat'ın danışma ekibindeydim. Biz referandumun hemen ertesinde mesela bazı adımlar atalım önerisi yaptık Sayın Talat'a. Mesela anlam planında geçen Kıbrıs Türk Devleti'ni ilan edelim. Evet. Gerekirse diyelim ki çekelim Birleşik Kıbrıs bayrağını da yanına bunun. Diyelim ki kardeş biz ayrılıkçı değilik. Referandumda bir ortaklığa hazır olduğumuz iradesini ortaya koyduk. Aha, irademizin göstergesi de burada. Biz bundan sonra Kıbrıs Türk Devleti'yiz diye önerdik biz. Ama o dönemde hani Türkiye'deki iktidarla ilgili soruna geleceğim. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri Aralık ayına kadar bekleyin lütfen talebinde bulundular. Yani Nisan'da yapıldı referandum 2004'te. Evet. Aralık'ta çünkü Brüksel zirvesi vardı. Evet. Ve Avrupa Birliği Brüksel zirvesinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlasın mı başlamasın mı evet. Türkiye'nin tam üyelik perspektifini onaylayacak veya reddedecekti. Evet. O anlam planı referandumundaki olumlu kartı Türkiye AB üyelik sürecinde kullanmak istedi. Evet. Ve biz o sürede
O dönem öyle uygun görüldü. Evet. Bir adım atılmadı. Dolayısıyla şimdi, durum bu yani. Çok iyi bileceksin. Zaten Mehmet Ali Talat'ın ağzında sakız olmuştu. Türkiye'nin önünü açalım. Önünü açtık, arkamız boş kaldı. Bu durumda arkadan hançerlendik diyemem çünkü bilinçli olarak yapıldı. Ama ben en çok şunu hatırlarım. Şimdi, Sayın Talat'ın o dönemde evet. Türkiye'de olsaydım AK Parti'ye oy verdim dediğini hatırlarım. Hem AK Parti'ye oy veririm dedi, hem önünü açalım dedi, hem otur derse bana Ankara otururum, kalk derse kalkarım dedi. Yani, dedi mi? Tabii tabii. Evet. Biz de bunu otur Arap kalk Arap diye manşet edecektik. Yani bugünlere gelmek öyle kolay olmadı. Güzel güzel böyle aşamalardan geçtik. Evet. Yani gönüllü kulluğa, ne bileyim celladına, aşık olmaya öyle kolay kolay gelmedik yani. Yani şimdi de işte gördüğün gibi gönüllü yok olma süreci içerisinde bana göre herhangi bir ciddi direnişte yoktur bu yok olmaya karşı. Tam tersine her geçen günde biraz daha erimekte, biraz daha yok olmakta. Ama bazı şeyler doğal geliştiğinde aslında çok evet. da ciddi bir tepkiye dönüşebildi. Örnek vereyim. Yani şimdi açıldı evet. hatırladığım için. Mesela sizin işte size yönelik bazı ithamlarda bulunuldu ve tutuklandınız siz gazeteci olarak. O dönemde ben üniversitede öğrenciydim ve Kıbrıs'taydım aynı dönemde. 2000 yılındaydım. Tamam. Yani evet. üniversitede tatile falan geldiydim galiba. Evet. Mesela mitingde en önde ben vardım. Siz serbest bırakılasınız diye elimizde böyle şeyler var. Çünkü doğal bir refleksan bir şeydi o. Yani bir şeye sahip çıkma anlamında. Ama sonradan bu bazı şeyler politik yani siyasi partiler tarafından sahiplenildiğinde doğallığını kaybedebiliyor. O tür refleksler eriyebiliyor yani. Yani o meselede karşı taraf beni tutuklayanlar falan. Yani o kadar yalancıydı ki bariz bir şekilde görünüyordu bu ve yenildiler. Denktaş Bey delilleri gördüydü ama. Tamam işte Denktaş'la ilgili. Denktaş hakkında hiç yenilmedi. Bir defa yenildi işte o olayda yenildi. Evet. Şimdi, o olayda delilleri... Rahmetli Denktaş delilleri gördüğü gibi evet. Tony Blair de delilleri gördüğü gibi kimyasal silahla ilgili Irak'ta ve müdahale ettilerdi birisi. Tamam doğru. Şimdi madem ki oralara da geldik. Peki. 22 Ocak 2018'e nasıl baktın Kutrat? 22 Ocak 2018'de ne olduğunu hatırlıyor musun? Tabii. Yani, sen neredeydin o sırada? Meclisin içerisindeydim. Niçin çıkmadın dışarı bir bakasın? Meclisin içerisinde dışarı çıkma değil. Bir kere yani polis, güvenlik vesaire meclisin damında birileri bayrak vesaire. Evet. Yani olağanüstü bir durum vardı orada. Aslında orada dışarı çıkma meselesinden... Merak etmedik mi ne oluyor dışarıda? Dışarıda ve içeride de bir şey oluyordu. Çünkü meclisin üzerinde de bir şey oluyordu aynı zamanda. Meclisin içinde ne oluyordu? İnsanlar bize fotoğraf atıyordu. Meclisin içerisinde de kavga bağırma biliyorsunuz işte yemin sırasında kağıt bilmem ne fırlatma gibi. Aslında tam bir travma günüdür o. Yani meclisin içinde, meclisin dışında, başında, yan tarafta sizin gazetenin orada sizin linç edilmeye çalışılmanız meselesinde ki... Belki siz o dönem görmediniz ama mesela hemen o gün ertesinde de biz bunu hiçbir biçimde kabul edilebilir bulmadığımızı, bunun aslında linç girişimi olduğunu biz de mesela dile getirdik. Ben Cumhurbaşkanlığı binasının önünde basına yaptığım açıklamada da bu toplum böyle şeyleri kabul edemez vesaire diye de söyledim. Orada bir sıradan kendiliğinden gelişen bir olay yoktur bence. Orada bir daha organize bir linç girişimi var. Bu bir Sivas Madmat provasıydı burada değil mi? Benzeri bir şey, aynen. Benzeri fotoğraflara bir durum da baktın. Ben Sivas, aynı şeyi görüyorsun. Sivas'ta Madımak Otel meselesinde o dönem üniversitede olduğum için çok şey okudum. Aslında siyasi anlamda yönetimde olanların göz yummasının ötesinde durumlar. Evet. Yani bir çeşit teşvik etme ya da yönlendirme evet. ya da hedef gösterme gibi şeyler oldu. Evet, aynen öyle oldu ama dörtlü hükümet döneminde o tutuklananlar, hapis cezası alanlar iyi çocuklar denilerek hem de bunu senin İçişleri Bakanlığındaki yani senin partiden bakan iyi çocuklar, iyi halden falan şartlı tahliyeyle serbest bırakıldılar. Yani
o barbarlığı, o vandallığı yapanlara bir de iyi çocuklar teşhisi kondu. Ve hem de çok ağır cezaları olmamasına rağmen biliyorsun en yüksek ceza 6 aylıktı. Çünkü alt mahkemede yargılandılar. Ağır cezaya bile sevk edilmediler. Niçin sevk edilmediler sizce? Yani mesela ona karar veren... Gerçekten bilmiyor musun bunu? Ona karar veren yargı değil mi? Ya işte ben işgalden bahsediyorum. Elçilik müdahale etti ve ben bizim, öyle istedi. Ben bizim gerçekten bilmiyor musun? Ben bunu? Bizim yargı organımızın bağımsız olduğuna inanırım ama. Bak, mahkememizde bağımsız yargıçlar vardır. Gerçekten vardır. Hepsi de öyle mi bilmiyorum. Bakmak lazım. Ama ben gördüm vardır. Vardır yani. Genç yargıçlarla henüz çok... Vardır ya, olmasaydı Denktaş Bey'e rağmen sizi serbest kalamazdınız yani o davaların sonucunda bence yani. Kudret, nasıl olur da sen bu olayı tam olarak araştırmadın, söyleyeyim mi sana? Tamam. Bu bir Yeşilçam filmi gibi ya. Neden biliyor musun? Hiç bakmadın mı yargıç kimdi? Bizim dağımızda ben yani tutuklandığımda 2000 yılında ve Denktaş delilleri gördüm dediğinde yargıçın kim olduğuna bakmadın kimdi mı? Kimdi abi? Emine Dizdağlı. Sen Emine Diz Hanım'ın hayatını biliyor musun? Yok yani özel olarak. Babasının, evet. Senin baban Rumlar tarafından öldürüldü Kudret. Onun babası da Türkler tarafından. Evet. Senin babanı EYOK hacılar öldürdü, onun babasını TMT'ciler öldürdü. Nerede öldürdü? Babası Sümer'di. Tanzimat sokağında, Tanzimat evet. Sokağında hatta kucağında küçük kızcığı da vardı. Emine Hanım'ın yani kız kardeşi olur. Yani ben öyle tabii duydum. Hı. Ben başlangıçta onun Emine Hanım olduğunu biliyordum. Parmaklarından çocuk da yaralanmıştı. Adamı öldürdüler. Temet öldürdü adamı. Düşün 62 yılı falandı sanırım. Zaten 62 yılı çok kritik bir yıl. Burada camiler bombalandı, avukatlar öldürüldü. Evet. EOKA'da o tarafta solcuları temizlemekteydi. Muazzam bir solcu temizliği vardı her iki tarafından. Ama yani Sümeri solcu falan diye değil. Ona bazılarına yaptıkları gibi İngiliz casusu diyerek, İngiliz casusu diyerek vurdukları o dönemden ben üç kişi bilirim. İşte biri Sümer, öteki Yıldırım Çavuş, öteki de Selim Çavuş. Ha, şimdi 62 yılı. Yani 2000 yılında ben tutuklanıyorum, 38 yıl sonra. Emine Hanım küçük bir çocuktu, büyümüş, yargıç olmuş. Ve karşısına gene casus diye suçladıkları, itham etmeye çalıştıkları, hapsetmeye çalıştıkları bir gazeteci getiriliyor. Çok enteresan. Ben yani, Yeşilçam filmi dediğim bu. Anladım. Yani böyle rastlantısal şeyler oralarda olur. Senin babanı ya öldürenler, 38 yıl sonra, 40 yıl sonra başka birisine gene böyle bir iftirada bulunuyorlar. Casus diyorlar. Ve karşına getiriyorlar onu. O zaman kendisiyle konuşmak lazım. Ben Akın Sait'in ne yaptığını başsavcı olarak bilirim. Ancak Emine Hanım bu konuda pek konuşmadı. Ama baskılar gelmemiş olabileceğini hiç sanmıyorum. Siz sonradan kendisiyle konuştunuz mu yani? Yok, bu konuyu hiç konuşmadık. Ben ilk defa duydum bunu yani, kusura bakmayın. Evet. Ya babası öldürülmüş olan bir evet. Kadın yargıç, kendisi küçükken huzurunda ansızın casus diye itham edilen bir gazeteci buluyor. Bunu yapan da Denktaş ve komutan. Yani öyle bakmak lazım meseleye. Akın Sait başsavcıydı. Akın Sait ve Denktaş ona ne dedi? Hakim Akın Sait anlatıyor bunu. Yani gizlisi saklısı kalmadı. Delil yok efendim. Diyor Denktaş Bey'e kendisi. Akın Sait diyor Denktaş'a. Evet. Delil yok efendim, delil yok. Denktaş'ın yanıtı neydi biliyor musun? Delil yoksa bile bul. Yarat yani. Evet. İcat et, uydur, yalan söyle. O zaman ne dedi Akın Sait biliyor musun? O zaman istifa ederim dedi. Biliyor musun? Onurlu bir davranış çok. Şimdi başsavcı bile bu durumda böyle baskılara uğramış ama cesurca davranmış olan birisi. Peki beni serbest bırakan yargıç, kolay mı serbest bırakmak? Türkiye Genelkurmay'ı çullanıyor üstüne.
yarım saat başı Türkiye televizyonlarında casus elebaşıyla yakalandı, gidiyor. Evet. Burada bütün şey, askeri güçler, elçilik hepsi çörekleniyor başına. Nasıl kurtulacaksın? Kolay mı? Ve o yargıç, o zamanlar, o dönem oydu yargıç, biliyorsun. Yani askeri mahkemede ya da mahkememizde dönem dönem değişirler. Evet, doğrudur. Bana bakan Emine Hanım oldu. Ve o gün beni o salonda, askeri mahkeme salonunda serbest bıraktığı zaman dop doluydu salon, salon muazzam bir alkış aldı. Mahkeme salonunda alkış, alkış yasak. Yani oradaki mesele böyle oldu. Bak bütün bu anlattıklarım, bunun gibi daha çok şeyler anlatabilirim. Bana göre burada gerçekten işgal altında bulunmamızın bir sonucudur. 22 Ocak 2018 orada gerçek yüzüyle. Beni tutuklandığım zaman sorgulayan sorgucunun Eroğlu hakkında neler, ne söylediğini, nasıl küfrettiğini söyleyemem. Yani işte konuşmalarda Dervişeroğlu da geçiyor ama nasıl küfrediyor? Bir asker yapıyor bunu, sivil işlerden gelen. Sen görüyorsun bunu, memleketinin ne durumda olduğunu, sana nasıl hükmedildiğini, Kıbrıslılar olarak nasıl ezilmekte olduğunu. Sen nasıl göremiyorsun bunu Kudret? Gördüğüm kadarıyla göremiyorsun. Yok, sadece farklı düşünüyoruz bazı farklı konularda. Farklı düşünüyoruz. Yani bu tür uygulamaların hiçbirini hayatım boyunca tasvip etmedim. Ve karşıda durdum. Duruşum da nettir. Mesela tahakkümü hiçbir zaman ben de kabul etmedim. Mesela bir cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde sen siz gelin Türkiye'ye dediklerinde, davet edildiğinde bilmem başka bir örnek bilir misiniz ama ben mesela o daveti kabul etmedim. Ankara'ya gitmedim ve açıklamada yaptım bu konuda. Ya da O çok iyi bir davranıştı. Şimdi yani ben biz hiçbir biçimde tahakkümü kabul etmememiz gerekir. Yanlış olduğunda da söylememiz gerekir. Mesela o davranış yanlıştı Türkiye'nin. Ve ben oturdum kendilerine bir mektup yazdım. Siz yanlış yapıyorsunuz diye. Geçen gün kongrede de söyledim. Önemli bir şeydir. Yani sen işte Türkiye bizim kardeşimizdir. Samimi miyim bu konuda? Ben samimiyim yani. Türkiye'yi kardeş olarak görürüm. Ama o salonda mesela benim kardeşlerim vardı geçen gün kongrede. Dedim ki bak kardeşlerim oradadır. Doğru bir şey yaptıklarında alkışlarım, sevinirim de. Ama yanlış yaptıklarında söylerim yanlara. Yanlış yapıyorum be kardeş diye. Kardeşim da olsa söylerim. Türkiye'ye ne için söylemeyeyim? Yani Türkiye'ye herhangi bir konuda, bence fark etmez konu. Yani. Seçimlerle ilgili olarak başka konularda da ya da mesela Maraş'la ilgili olarak tam anlamıyla eski Maraş'ın eski sakinlerinin tekrardan mal iadesi bağlamında Maraş'a dönüşünü de mümkün kılacak. Kıbrıslı Türklerden birlikte orada bir çeşit Pile'dekine benzer bir modelin yaratılması ve oradan da ekonomik anlamda bir canlılık sağlanması düşüncesiydi Maraş. Senin önerin benim, Türk idaresi altında. Evet öyleydi. Evet öyleydi. Ama Pile'de ama, Türk idaresi değil. Biliyorum. Birleşmiş Milletler. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani herkes kendi idaresi altında olduğunu iddia eder Pile'ye ilişkin de. Maraş'taki açılım düşüncesi Kıbrıslı Rumların oradan daha önce ayrılmış olanların haklarını gözeten bir düşünce olarak formüle edildi orijinali. Ben her zaman bunu açık yüreklilikle tarif de ettim. Doğrusu da oydu. Ama neye döndü bu sonradan? Bir seçim yatırımına döndü. Doğru mu? Evet. Yani seçimde bizim seçim kurallarımızın hilafına, onu ihlal edecek bir biçimde bir açıklamayla, bir basın toplantısıyla, bir canlı yayınla bizim kurallarımız yok sayıldı. Ve biz o dönemde Ulusal Birlik Partisi ile hükümeti bozduk. Bu sebepten kimse bunu konuşmaz ya. Yani bu önemli bir şeydir. Çünkü biz dedik ki ya biz koalisyonun ortağı buradaki yönetici eşek başı mı? Yani siz karar verdiniz bilmem ne yapıyorsunuz. Dışişleri Bakanı var burada. O projeyi de ileriye götürmüşüz. Yok sayılmayı ve halk iradesinin yok sayılmasını içimize sindirmedik. Hükümetten ayrıldık biz. Bakan kalmayı ben de bilirdim ya. Kalsaydım bakan olarak. Ersin'e Cumhurbaşkanı seçildikten sonra gayet UVP-HP hükümeti devam edebilirdi. Evet. Şu ana kadar da başbakan yardımcısıydım ama şunu söylemeye çalışıyorum. O duruşu sergileyip hükümeti bozduk. Sonradan aslında mahkemenin aldığı kararla da
ne kadar doğru bir şey yaptığımız ortaya çıktı. Çünkü mahkeme o tür canlı yayın açılışlarıyla seçim yasağının ihlal edildiğini söyleyip Berat Ebönül'ü hapse soktu. Evet. Değil mi? Evet. Yani sonradan olsun insanların bunu görmesi gerekiyor. Az önce dediydin ya, sence meclisten çekilme ve istifa kararını anladı mı bu toplum diye bir şey sordun ya bana. Aslında tabii ki yani irdelenmesi gereken, benim de çok merak ettiğim bir şey. Şimdi şunu da merak ediyor insanlar. Yani dörtlü hükümeti senin bozduğunu düşünüyorlar. Dörtlü orada, hükümeti aslında biz orada, bozmadık. Orada sana işte başka vaatlerde bulunulduğunu, cumhurbaşkanlığı falan. Söylendi bunlar, evet, doğrudur. Yani topluma bu görüşler pompalandı. Bunlar doğrudur. Yaygınlık kazandı. Haksız mı bu görüşler? Haksızdır. Hatta çok büyük bir haksızlığa uğradığımıza inanırım orada. Evet. Şöyle, dörtlü koalisyonu Halkın Partisi bozmadı aslında. Dörtlü koalisyonu esasen Demokrat Parti ve buna göz yuman CTP ve TDP aslında bozulmasına sebebiyet verdi. Söyleyeyim sebebini de. İsterim söyleyeyim bunu yani. CTP ve TDP. Evet, şöyle ki, şimdi bir söz vermişiz biz. Demişiz ki çalmayacak, çaldırmayacak, partizanlık yaptırmayacak. Temiz toplum. Ne? Evet. Geldik biz, tamam biz tamam çalmadık. Öyle bir şey, evet. Şükür öyle bir şey olmadı. Partizanlık vesaire de yapmadık. Ama yaptırmayacak da dedik aynı zamanda. Geldi Bakanlar Kurulu'na. Evet. Demokrat Parti, Serdar abi. Yani severim yani yenine. Çünkü Serdar abi falan da derim. Bir şeyim yok yani. Kişisel değil. Ama evet. Kendi oğluna işte 60-70 dönüm bir ara, sonra 100-110 dönüm olduğunu öğrendik yani. Öyle de çıktı. Bunu Bakanlar Kurulu kararıyla... Üniversite için değil mi? Evet. Üniversite de var, başka maksatlarla da. Bakanlar Kurulu kararıyla kiralayalım istedi. Biz de dedik ki Serdar abi, bak sen bakansın, Maliye Bakanı. Sen bakanken daha başkasına bu fırsatı vermeden, duyurmadan nereden sadece senin oğluna kiralayacak? Bu yanlış olur. Dolayısıyla bak bir usul geliştirelim, bir duyuruya çıkalım. Başka teklifi olan varsa onlar da atsın da ona göre yapalım. Ve geçirmedik Bakanlar Kurulu'ndan bunu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra öğrendik ki Maliye Bakanlığı üzerinden bunu gidip kiralamış. Yani bizim karşı çıkışımıza rağmen kiralamış. Evet. Şimdi buraya kadar bunlar olgular. Bakanlar Kurulu'na geldik, getirdik bu konuyu. Biz Bakanlar Kurulu'nda şunu demedik ama. Madem sen bizi kandırdın da gittin işte kiraladın, yok dememize rağmen bozuyoruz hükümeti demedik mesela biz. Biz dedik ki madem sen bunu yaptın, o zaman bunu iptal edeceksin abi. Bunu iptal edeceksin ve hükümet de devam edecek. Ederdi etmezdi. En son şöyle bir noktaya geldi. Bir kısmını iptal edeyim, bir kısmı bırak kalsın. Dedik ya olur mu ya böyle bir şey, ben bunu izah edemem yani dışarıda. Evet. Ve o noktada işte TDP ile CTP'ye kırgın ve kızgınım aslında. Neden? Çünkü mesela bir TDP'li bakanın bırak be abi kalsın ne olacak ya, işte bir kısmını iptal ediyor tavrını gördük biz. Ya da mesela CTP'nin, ki başbakanlığı da CTP tutuyordu. Hayır benim hükümetimdir bu. Benim kabinemdir. Olmaz bize getirdin, yok dedik sana. Sen bunu kiralayamayı iptal edeceksin demelerini beklerdim. Bu yanımızda durmadılar yani. Başbakan da durmadı. Tabi. Hani ne öz eleştiri de yaparız. Evet. Şunu söyledik. Belki şunu yapabilirdik abi. Yani biz gidip oraya hükümet bozuyoruz demedik. Ama bunu iptal et, devam edelim dedik. İptal de etmediler. Ötekileri de sahip çıkmalılar. Belki de bizim gene de şunu yapmamız gerekirdi. Etmen iptal. Bir tane bile başka kararı bu Bakanlar Kurulu'ndan geçirmiyoruz dememiz gerekirdi. Kitlememiz gerekirdi. O kadar siyasi tecrübemiz yoktu. Onu belki beceremedik yani. Bunu kabul ederim. Ama gerçek yani böyle bir tarafı var ve biz bunu döndük. Ulusal Birlik Partisi ile olan hükümette hayata geçirdik. Neden? Şu anda Dombula'dan çıkan başbakan Ünal abi, Eysa Hatta olsun, onunla da kişisel bir sorunum yok. Ama Dombula'dan çıkan, atanan başbakan konumundaki Ünal abi o dönemde Bakanlar Kurulu'na yalan söyledi. Kandırdı Bakanlar Kurulu'nu ve bir jet uçak indi memlekete. Bize
Lapta Belediyesi ile bir yatırım projesini görüşmek için geleceğini, Lapta Belediyesi'nde maaşları bile ödeyemediğini, finansal sıkıntı yaşadığını, dolayısıyla bu yatırımın önemli olduğunu, koşullara bağlı olarak Covid döneminde bu jetle geleceklerini Sağlık Bakanlığı'nda denetleyeceğini ve döneceğini söyledi. Biz de olur dedik Bakanlar Kurulu'nda. Ama bizi yanılttı. Çünkü sonra Lapta Belediye Başkanı çıktı, dedi ki yok, bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Bizim için gelmedi. O ne için geldi? Bir baktık, memleketin başka yerlerinde araziler bakıldı. Birileri götürdü, arazi gösterdi bu kişilere. Ondan sonra onlarla beraber gelen insanlar Girne'ye indi. Uyumcu dükkanı açıldı. Altın falan aldılar. Millet sokağa çıkamazken memlekette. Ve biz o dönemde Halkın Partisi olarak taviz vermeyip gittik. Ersin Bey dedi ki, Ersin Bey 48 saatin var. Cuma gün saat 4'e kadar. Ya alın görevden ya da bu hükümet bitecek. Çünkü ben mecliste bunu izah edemem. Jet krizi vesaire diye. Bunun gereğini yapacaksın. Biz görevden aldırttık Ünal Bey'i. Sonra Ünal Bey şimdi çakma bir hükümetle, gayrimeşru hükümetle başbakan oldu memlekette. Ama yani biz o duruşu sergiledik. Hükümet yani aman ya boş ver ya, idare edelim de kalalım daha hükümette. Hükümette kaldığımızda bakanlıklar biz de partiyi de güçlendiririk, içeride birilerini koyarık, işe de alırık, arazicik de dağıdırık demedi bu parti. En azından bunu görsün insanlar yani. Belki bunu demediği için yani 9 milletvekili çıkarırken 3'e düştü. Olabilir. Aslında tabii bu söylediklerimden Halkın Partisi'nin çok ilkeli, onurlu, erdemli hareket ettiğini görüyorum. Yani senin anlattıklarından. Yani dörtlü hükümetin bozulmasında da daha sonra işte Ünal Üstel diğer ortaklıktaki durumunda ve gördüğüm kadarıyla doğruyu bulamadığın yerden kaçıyorsun değil mi? Meclisten de bunun için kaçtın. Aslında kaçma olarak görmem, açık yüreklilikle söyleyeyim. Çünkü parçası olmayı kabul etmemek bir siyasi duruştur. Tamam, haklısın o konuda ve söylediklerin de %100 haklıdır. Yani gayrimeşru hükümet konusunda işte hepimizin gözü önünde olmuş olan bir mesele. Sen benden daha iyi hatırlayın. Mesela geçmişte buna benzer, mesela seçime müdahale olduğunda veya benzer noktalarda muhalefet topluca sineği millet kararı alıp, mesela DMP döneminde, benim ailem de onun içerisindeydi TKP kanadından, DMP döneminde, elde böyle işaret de böyleydi galiba, böyle bir şeydi. Yani CTP, TKP ve Yeniden Doğuş sineği millet kararı alıp çekildiler meclisten ki bir miktar bazı milletvekilleri istifa etmek istemeyenleri partiden ayrıldılardı vesaire. Ama muhalefet birlikte hareket ettiğinde hemen değilse bile belli bir süre gidebiliyor o hükümet ve muhalefetin olmadığı bir meclis sürdürülebilir değil ki. Hükümeti istifaya zorlayabiliyorsun. Bu bir yöntem ama bedeli var bunun tabii ki. Yani vekillikten istifa edeceğim. Ben haftanın 4 günü Mausa'ya 1 saat gider, 1 saat gelirim, derse girerim, hayatımı tekrardan kendi mesleğimle icra etmeye başladım. Vekil maaşını falan, evet. Bu arada üniversitede milletvekili olmazdan önce aslında bir milletvekili kadar bir gelirim vardı benim. Ben bunu gizlemem ya. Ben bir profesörüm üniversitede. Dolayısıyla maddi anlamda bir kaybım olmadı benim aslında. Ama bir gerçek var. Haftada 2 gün meclis olacak. Çıkacaksın kürsüye 5 dakika veya 10 dakika bir konuşma yapacaksın. Üstelik de hükümetin yasa dışı olduğunu, gayrimeşru olduğunu bileceksin. Buna rağmen göz yumacaksın, alacaksın vekil maaşını, oturacaksın. Bu tamam değil be abi. Evet, tamam değil. Tamam değil ve yani bence de sen çok takdir edilmesi gereken bir harekette bulundun. Ve dediğim gibi siyasi tarihimizde de bir ilktir bu. bir milletvekili istifa etmiş, çekilmiş ve bütün haklarından, oradaki imtiyazlarından, maaşından da feragat etmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ilk girdiğin seçimde %21 oy aldın. Doğru. Çok iyi bir oy aldın. Doğru. İlk defa girdiğin bir seçimde aldın bir oy. Ayrıca şunu da kısaca sorayım. O seçimde Türkiye kimin tarafındaydı? Yani Mustafa Akıncı, Derviş Eroğlu, sen, Sibel Siber, Türkiye'nin gönlü kimdeydi? Benim hissiyatım, yani samimi konuşuruk burada. Evet, tabii samimi. Hissiyatım ve gördüklerim var. Hissiyatım
Derviş Bey'in gazanmasını istemezdi Türkiye o dönemde. Evet, ben de öyle, biliyorum. Ama gördüğüm, mesela İskele'de gittiğimiz bazı yerlerde Sibel Hanım'ın kazanması için elçilikten birilerinin işte aradığını bilirim mesela. Ve Hürriyet gazetesi de seçim sonucu açıklanmadan Sibel kazandı diye manşet attı. Öyle mi? Onu kaçırmışım. Yani hazırdı. Evet. Yani o dönemde yani Derviş Bey'e kırgın kızgın olan merkez sağ kesmin de ama aynı zamanda genç bir siyasi figürü desteklemek isteyen kesmin de Sibel Hanım'ın CTP'den aday çıkmasına sıcak bakmayan CTP'li evet, bazı tabii. kesmin de aslında birleştiği ve %21'in öyle ortaya çıktığı aşikardı. Tekrar Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısın 2025'ten? Henüz öyle bir karar vermedim. Yani şöyle söyleyeyim. Serdar kararını verdi. Ben öyle bir karar vermedim. Şartlara bağlı bir. Yani mesela bugünkü duruma bakalım. Mesela memleketteki hükümetin durumu ortada. Rum tarafındaki Rum lideri de ortada. Biraz tanırım yine. Ondan da aynı müzakir masasında bulunduk. Yani çok da kapışmışlığımız vardır yani. Genç birisidir. Christodoulidis. Kafası da çalışır bence. Ama yani kapsamlı çözüm yönünde değilse bile bazı konularda açılım yapabileceğine inanırım mesela. Ama senin zorlaman lazım bunu. Mesela şu anda Kıbrıs Türk tarafının politikası Türkiye ile birlikte müzakereler başlasın yönünde değildir. Kıbrıs Türk tarafının şu anki politikası işte iki devletli çözümden bahseder ama bunun görüşülebilmesi için bir ön şart koyar kendi kendine. Onun için mesela Christodoulidis mesela dese ki bayram öncesi size bayram hediyesi gelin bayramın birinci günü iki devletli çözümü görüşelim dese Christodoulidis Tatar bunu görüşemez. Çünkü ön şart koyuyor kendi kendine. Yani öyle bir durumdayız şu anda. Ön şart işte iki eşit egemen devleti kabul et, kabul ettiğin ya açıkla biz de masaya oturalım. Ya. Ben de yaklaşık buna benzer bir şey yazdım ama senin söylediğinden farklı olarak. Peki. Hem bunu Politis gazetesinde de ben yazdım. Christodoulidis ise bunu kabul etmesini, gel de kabul ettik demesini ama görüşecek nasıl olacak bu iş. Yani kabul ettik demekle bitmiyor. Oturup masada bunun şeyini belirlemek lazım, çerçevesini. Benim samimi görüşüm... Orada bitirmedim peki. Meseleyi. Hala da iddiamı sürdürüyorum. Sen bilmiyorum ne düşünürsün o konuda. Rum tarafı, Türk tarafının, ben Türkiye olarak kabul ediyorum onu. Çünkü bizim bu gibi tezlerimizi hep Ankara ileri sürer de ondan sonra bu söylemiş gibi olur. Tabii buradaki muhalefetin çok işine gelir bu Türkiye'yi suçlamamakla Tatar'ı dövmek. Efendisini dövmeyeceği için uşağını döver. Ben az önce söyledim Türkiye'ye yanlış yaptığında hatalısın dedim. Yok. Ben bu konuda iki eşit egemen devlet konusunda Tayyip Erdoğan'ın ya da Türkiye'nin suçlandığını bizim muhalefetimiz tarafından görmedim. Evet. Tatar'ı istediğin kadar döv. Tavsini de dövebilirsin. Yani zorlu töreyi de dövebilirsin ama sana beslemeden Erdoğan'a bir şey söyleyemedin. Kadına biz mesela... kızdık video çekti. Sana Türkiye'nin parasını çatır çutur yen dedi. Kadını linç ettin. Hı. Ama Tayyip Erdoğan ondan önce besleme demiştir sana, besleme. Ona laf yok değil mi? Neyse. Şimdi söylediğime gelelim Politis gazetesinde. Evet. Sen bunu kabul et, Christodoulidis. Ve gel görüşelim de. Biliyor musun dedim ne olacak? Kaça kaça bir olacak Türk tarafı bundan da. Çünkü... Bak kaça kaça... Ya çok iddialıyım ve yazıyorum birkaç defa dedim. Çünkü Türk tarafı hiçbir şekilde çözüm istemez. Çözümsüzlük çözümdür demiştir. Ve bugünkü statü de 74'ten beri devam eden statüko onun en işine yarar statükodur. Ya ben yani, mesela bu pozisyonda değilim. Bundan kaça. Bunu yanlış peki, da bulurum. Peki söyle. Tamam. Şunu da sorayım. Kıbrıs'ın anahtarı kimin elindedir? Birkaç tane anahtar var. Bir kişinin elinde değil yani. Yani ki hangi güçlerin elindedir sence? Mesela İngiltere'nin de elindedir. Amerika'nın? Türkiye'nin de elindedir. Amerika'nın da elindedir. Asıl anahtar Amerika ve İngiltere'dedir değil mi? Önemli ölçüde evet. Önemli ölçüde. Bir şey söyleyeyim ama yani arada geçer isterim düşüncemi söyleyeyim. Şimdi
Türk tarafına gel iki devlet çözümü görüşelim dese, dediğim ön koşuldan dolayı gidip görüşemeyecek. Ya da yutacak onu, kaldıracak. Gidecek görüşsün ama esas kritik mesele. Sordum ben mecliste, İsviçre'de bu önerileri yaptıklarında. Sen Rum tarafı iki devletli çözümü kabul etsin diye ne vereceksin be kardeş, söyledin mi? Birebir söyleyemeyin müzakerede ama bir sinyal verdin mi? Mesela daha fazla toprak mı vereceksin? Ne vereceksin yani? Mesela garanti anlaşmasında ciddi bir değişiklik mi önereceksin mesela? Bunlara dair bir şey söylense diyeceğim ki ciddi değiller iki devlet politikasının müzakeresinde ama ciddi değiller çünkü bir şey söylemiyorlar. Bu taraf hep almak ister. Verdiği bir şey öyle yok. Öyle bir müzakere ve uzlaşı yoktur abi. Tamam da bu tarafın zihniyetini söylüyorum sana. Fetih zihniyetine ilaveten bir de bu hep almak vermek diye bir şey yok. Omarfoy da vermeyecek, Maraş'ı da. Hepsi kendinindir. Kanla sulan da aldı. Hep bunları duyarız bunun içinde. O kısmı biz domestic consumption dediğimiz iç politikaya dönük hislere yönelik şeylerdir. Diskorstur, söylemdir yani. Esas asıl olan politika yani sorunun çözümüyle ilgili. Az önce söylediğin meselede örtüşen taraflarımız var. Nedir o? İki devletli çözüm veya nasıl çözüm olacaksa konuşacaksan senin de bir şeyleri vereceğin mesajını vermen lazım. O yok şu anda. Üstelik de masaya oturmak için ön şart var. O ön şart seni de bağlıyor. İşte ben de bunun için diyorum ya Hristos'u düdüsek. Söyle kabul ettiğin gibi çağır kendini masaya. Kaça kaça bir olacak. Çünkü Türk tarafı, yalnız Türk tarafı değil Kudret. Bilmiyorum senin de fark etmiş olman gerekir. Amerika, İngiltere, NATO. Yani buradaki güçleri sen de benim gibi tabii. NATO güçleri tabii olarak değerlendiriyorsun değil mi? Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Tabii NATO müttefik ilişkisinin burada, bir sonucudur burada tabii. Burada NATO. Bak Özal'ın çok yakın danışmanlarından olan bizim Kıbrıslı kardeşimiz Bülent Şemiler neler anlattı bize. Bilmiyorum sen de biliyor musun onu? Neyle ilgili olan anlatıkları? Özal'ın yanındaydı. Evet biliyorum onu. Amerika'ya gittiler Turgut Özal'la birlikte. Evet. Ve Turgut Özal oradaki Amerikan başkanına soruyor. Bülent Şemiler orada yani konuşmanın tanığı. Diyor ki Turgut Özal başkana Kıbrıs'tan çekilirsek bunun karşılığı ne olur? Ne vereceksiniz bize? Evet. İyi bir karşılık verin. Biliyorsun Özal iyi bir pazarlamacıydı. Liberal ekonominin sembolüydü. Efendim? Liberal ekonominin sembolüydü Türkiye'de. İyi bir pazarlamacı. Neyse. NATO Baş Kuvvetleri Komutanı da orada bu görüşmede, bu konuşma geçerken ve kalkmış ve ne demiş bunun üzerine Turgut Özal'a hani karşılığı ne olacak çekilirsek? Demiş ki kendisine Sayın Özal Kıbrıs'tan çekilme niyetiniz varsa önce bize söyleyin. Sizin yerinize başkasını gönderelim. Bunu bize önceden söyleyin. Yani Türkiye'nin çekilmesi de öyle o kadar kendi elinde bir şey gibi görünmüyor. NATO güçleridir burada. NATO bağlamında Amerika, şunu söyleyeyim. Neden hep kendi aramızda top koşturuyoruz? Bak kafa patlatıyoruz tabii ki Kıbrıs'lıyız. Yurdumuz var, konuşacak. Ama şunu görmek lazım değil mi? 74'ten bugüne kadar 49 yıl geçtim. 49 yıl. İşte yaşım kadar. Yani sen en yeni kuşaksın. 73 Aralık doğumluyum sen ben. Sen en yeni kuşaksın değil mi? Neye göre en yeni kuşak? ne kuşağı? Ama bence harcanmış olan kuşaklardan biri. Aslında yani bütün kuşaklar harcandı. Doğru. Sen de o harcanan kuşaklardansın. Doğru. Ciddi bana göre. Travmanın etkileri bizde de var yani. Orası mutlaka. Şüphe yok. Ne oldu bu 49 yılda? Bütün dünyaya baktığımız zaman çok büyük değişiklikler görürük değil mi? Biz hariç. 91 yılında Sovyetler diye bir şey kalmadı. 11 Eylül saldırılarından sonra başka bir dünya ortaya çıktı. 20. yüzyılın en önemli olayı. Devrimlerin devrimi, tarihin en büyük devrimi 1917'nin ve kurulan olsun. Sovyetler ve faşistleri, Hitler'i dize getiren Sovyetler 91 yılında dağılıyor, çöküyor, bitti. 15 Cumhuriyet Sovyetlerin 15 tane bağımsız cumhuriyet oluyor ansızın. Evet. Doğu Avrupa Sosyalist ülkeleri hepsi de ne oluyor?
Onlar da baktığında şimdi ya Avrupa Birliği'nde ya NATO'da, yani daha önce hiç hayal edilemeyen şeyler bunlar, masalımsı şeyler, masalımsı. Ve birdenbire Varşova Paktı gibi bir pakt, o da ortadan kalkıyor. Doğru. NATO kalkmıyor, o kalkıyor. Ve birdenbire Almanya, iki Almanya, Berlin Duvarı, neler. Yani her biri böyle çok büyük tarihi bir merakla bakacağın olaylar yaşanıyor. Yugoslavya. Evet. Hatırlar mısın? O insanlar göç eder de göç eder oralarda. Günlerce onları tabii, seyrettik. Tabii. Nedir Yugoslavya? Burası Tito'dan sonraki Yugoslavya. Yedi parçaya bölündü değil mi? Çekoslovakya. İki parçaya da en akıllı onlar çıktı tabii. Onlar anlaştılar. Kavga, gürültü yok. Çek ve Slovenya diye ayrıldılar. Yani bu değişiklikleri sayıyorum sana. Tabii Orta Doğu'da da büyük değişiklikler, Latin Amerika'da da, Afrika'da, Asya'da da. Ya bizim de sorunumuz var burada. Bize bakan yok. Yani niye bütün dünyada bütün bu değişiklikler olurken Kıbrıs'ta 74'te yaratılan statüko bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramadan geldi. Söyleyeyim görüşümü. Çok memnundur. Amerika ve İngiltere bundan. Tamam. Öyle bir, değil mi? Bir... NATO bundan çok memnun. Bir tarafta tanınmış, bir tarafta tanınmamış korsan devlet. İstediklerini yapıyorlar. Söyleyeyim görüşümü abi. Tabii buyurun. Tamam. Şimdi niçin değişmedi yani burada? Sadece Kıbrıs'a özgü olduğunu düşünmem. Müzakere ve uyuşmazlıklarla ilgili bir ders veririm üniversitede, doktora dersi veririm. Donmuş uluslararası etnik uyuşmazlıklar, frozen ethnic conflicts diye bir şey var. Kıbrıs'ta bunlardan bir tanesi. Ama Kıbrıs'ta o etnik uluslar arasındaki dengeden dolayı değil, uluslararası aktörlerin üzerinde bir miktar uzlaştı, bir denge oluştu burada. Yani 60'ta kurulan denge bozulmaya çalışıldığında Türkiye'ye de aslında bir çeşit Amerika Türkiye ile ilişkilerini şekillendirdi ve yeni bir denge 74 ile birlikte oluştu. Şimdi o devam ediyor bu kadar yıldır. Ne zaman onda bir değişiklik hissi alıyoruz biz? Bir kere mutually hurting stalemate diye bir şey var. Yani karşılıklı olarak rahatsız eden bir tıkanıklık durumu. Kıbrıs'taki statüko, tıkanıklık durumu aslında belki Kıbrıs Türk tarafını bir miktar rahatsız ediyor, işte zaman zaman Kıbrıs Rum tarafını rahatsız ediyor ama genel anlamda Amerika'yı, İngiltere'yi, genel anlamda Türkiye'yi, Yunanistan'ı çok fazla rahatsız etmiyor. Dolayısıyla karşılıklı bir kitlenme var ve balance of power var, denge kitlenmesi. İngiltere Kıbrıs sorunu çözülmese bile, bu statüko değişmese bile üstlerini kullanmaya devam ediyor. Evet. Kıbrıs Cumhuriyeti hava sahasını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanıyor üstelik. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'nin dağdaki alıcı verici sistemi üzerinden eskiden Sovyetler Birliği'ni dinlerken şimdi Rusya'yı ve Orta Doğu'yu dinlemeye devam edebiliyor. Kıbrıs sorunu çözülmese bile ihtiyacı yok. Kıbrıs sorunun çözümüne ne? Meselesi var. Ama ne zaman bu mesela gıbırdanıyor ve değişme sinyali veriyor? Bir, Rusya'dan gelen büyük para sahibi oligarklar Rum tarafında nüfuzunu artırınca 2012 yılında Avrupa Birliği'ni de kullanıp uluslararası medya devreye giriyor. İşte kara para aklanması var vesaire. Hesaplara, banka hesaplarına kadar çöküyorlar. Ve bir müdahale oluyor Güney Kıbrıs'a. Banka hesapları her kat maaşlar ve paralarından da kesiliyor insanları. Rus oligarkların temizlenmesi için. Çok başarılı olamıyorlar. Ve şimdi yeni bir operasyon yapıyor Amerika. Mesela bu statükoyu bir bütünen değiştiren bir şey değil ama statükonun içinde neyi değiştirmeye çalıştığını görmemiz açısından Amerika'nın ve İngiltere'nin mesela şu anda yaptıkları nedir? Silah ambargosunu kaldırıyor Rum tarafına. Neden yapıyor bunu? Yani işte bölgede silahlanmayı falan tetikleyecek bir şeydir ama onun derdi başka. Onun derdi şu. Ben sana silah ambargosunu kaldıracağım. Sen de bundan sonra Rus savaş gemilerini kendi limanlarına sokmayacaksın, ikmal yapamayacak. Bir, iki, kara paraya karşı mücadelede de benimle beraber hareket edeceksin. İstediğim yasaları geçireceksin. Üç, bir rapid reaction force gibi bir şey göndereceğim. Senin askerinden bir ortak tatbikat falan yapacaklar. Bir de anlaşma yapacaksın benimle. Yani bölgede Rusların bölgeye penetre etmesini,
Güney Kıbrıs'a girmesini, Rus nüfuzunun artmasını önlemek için Amerika gerektiğinde dokunuş yapıyor. Dertleri biz değiliz Kudret. Dertleri Ruslardır, i̇şte, Rusya'dır. Dertleri Putin'dir, biliyorsun sen de. Ben de bir yani, kişi... Evet. Kıbrıs'ta... Ama sadece Putin değil. Mesela bak şunu söyleyeyim. Yani bunun gizliliği yoktur. Ben Beyaz Saray'da Dışişleri Bakanı olduğum dönemde bir görüşme yaptım. Amerika'nın o dönemki başkanının danışmanı olan bir isimle bir görüşme yaptım Beyaz Saray'da. O görüşmede biz Kıbrıs meselesine ilgili konulara gündeme getirmeye çalışırken Amerikan yetkilisinin yegane konuştuğu şeyin bir, Rusların Doğu Akdeniz'de artan etkisi ama iki, Çin'in bu bölgede bazı yatırımlarda finansman koyduğu ve bunu Amerikan buna rahatsız olduğunu anlattılar bize mesela. Dolayısıyla evet bu noktada görüşlerimiz örtüşüyor değil mi? son olarak sen Tayyip Erdoğan'la da görüşmüş olan birisisin. Yani dörtlü hükümet döneminde Tufan Erhürman'la gitmiştiniz ya oraya. Evet doğru ama ondan önce de görüştüm. Yani bir anlam plan döneminden beri. Evet. Bu tamam. Seçimlerde Tayyip Erdoğan kaybeder kazanır fikrin var mı 14 Mayıs'ta? Kaybedebilir, kazanabilir. İkisi arasında bir şey de ortaya çıkabilir. Yani mesela kazanabilir ama meclis çoğunluğu olmayabilir. O zaman da yetkiler değişir. Dolayısıyla kaybederse bir karışıklık çıkar mı Türkiye'de? Öyle bir öngörüde bulunamam açıkçası. Ama isteğim ve dileğim Türkiye'nin demokratik ve istikrarlı, insanlarına saygılı bir devlet olarak ve laikliği göz ardı etmeyen Atatürk ilkeleri çerçevesinde ilerlemesi yönündedir. Evet. Birlikte Selahattin Demirtaş'a, Kavala'ya ve geriye kalanlara özgürlük diyebiliriz değil mi? İnsan hakları ihlal edilen herkese özgürlük diyebiliriz abi. Evet. Peki başka vereceğim. daha ne? Yani, bir daha, buçuk saattir konuşuyoruz. Tamam bir buçuk saat falan yapma. Yani, daha evet. Çok şeyler var. Yani bazı şeyleri kısa geçerek vaktimizi dolduruyoruz. Yoksa yani bazıları sadece o konu üzerinde dursak uzar gider yani onlar. Doğru. Ben şunu söyleyeyim sadece. Evet. Yani son bir cümle olarak. Her ne yapacaksak yapalım. Her ne görüşü savunacaksak savunalım. Samimi olalım derim. Yani mesela Türkiye ile olan ilişkide diyorsak ki işte lazım biz kendi kendimizi yönetelim şu bu falan filan. Bugünkü Türkiye yönetimi ile bunu savunuyorsak yarın Türkiye yönetimi seçimleri de değişebilir. Değiştiğinde de bunu savunmamız lazım. Evet. Yarın gidip Türkiye'de iktidara gelecek bir başka yönetimin kucağına başkaları oturmaya kalktığında da bağımsızlık zarar görecek. Ben onu da tasvir etmem. Bunu da söyleyeyim bugünden. Evet. Eğer Tayyip Erdoğan gittiği takdirde burada onu destekleyenlerin yani tepemizde bulunanların hemen çark edeceklerine. Bir günde değişir görüşleri siyasi görüşleri. Biliyoruz onu. Samimiyetsizlik had safhada öyle. Kesinlikle öyledir. Aslında engin deneyimlere sahip olmuş olan yani genç yaşta sahip olmuş olan birisin. Estağfurullah. İlkeli hareket etmiş olduğumu da görüyorum aldığım cevaplardan. Dörtlü hükümet ve daha sonraki koalisyon döneminde %21 oy aldın ilk seçimlerde. Evet. Sonra 2018'de 9 milletvekili çıkardın. O da büyük bir başarıydı. Ancak seni dörtlü hükümetten sorumlu tuttukları ve üstelik de daha sonra UBP ile ortaklık kurduğun için sana kırılanlar oldu. Doğru. Kadarıyla. Bir yıpranmaya neden oldu. Ama bir şey daha var. Evet. Bu yıpranma meselesinde bir şey daha var. O da benim partim müdahaleye uğradı. Evet. Benim Sayın Saner ile hükümet kurmam yönünde bize Türkiye'den telkinlerde bulunuldu. Ben bunu açık yürekli de söylüyorum. Yani. Ve ben bunu kabul etmedim. Evet. Çünkü bakın yanlışı söyleyebilmek lazım dediğim odur. Biz dedik ki bakın bu arkadaş şahsıyla ilgili bir şey söylemem adam mimar vesaire. Sayın Saner partisinin içerisinde meşruiyeti olan bir isim değil. Çakma bir kongreyle parti başkanı yapıldı. Dolayısıyla onunla kurulacak olan hükümetin ömrü uzun olmaz. Ne size yarar ne memlekete yarar. Ve biz bunu kabul etmedik diye ne yaptılar? Yani
neyini gizleyeyim zaten bunun? Üç tane milletvekilimi ayarttılar. Hani ÖRP örneğine çok benzer ya bu. İstifa ettirdiler 3 milletvekilini ve onlara basın toplantısı düzenlediler ya, hatırlayın. Saner hükümetine dışarıdan destek verdirdiler. Biz kabul etmedik ama onlardan kurdurdular Saner hükümetini. Ne oldu ama abi? Bir skandal sonucunda Saner hükümeti o video görüntüye bilmem ne kafasına giydi. Ve böylece tam da söylediğimiz çıktı. Bizi rezil rüsva ettiler İngiltere'de gazete manşetlerine basıldık. O olaydan dolayı ve rezil ettiler. Devleti de, Kıbrıs evet. Türk'ünü de, evet. Türkiye'nin de menfaatlerinden aleyhine oldu evet. bu durum. Onun için bizim yıpranmamızda mesela işte vekil sayısı azaldı. Ebe kardeş 3 tanesini müdahaleyle istifa ettirdiler. Ben ne? Yani bunu da gizleyemem ya. Yani şimdi artık gizliliği, saklılığı yok böyle şeylerin işte sen de söylüyorsun. Ama bu işler böyle yapılır Kudret. Yani tanklar böyle yürür. Yani tehdit demez, telkin der. Tıpkı zam demeyip fiyat düzenlemesi, yeni fiyat düzenlemesi. Kibar bir dil kullanılıyor. Yani biraz kaba olanlar ancak elçilikte bir bakana siz bize sormadan tuvalete bile gidemezsiniz derler. Ama işte bunu kabul edip etmemektir önemli olan. Ben böyle bir ilişkiyi kabul etmem. Tavrımı koyarım, karşı çıkarım, görevdeyken evet. izin vermem ama ona rağmen ilerlemezse gerekirse onun parçası olmam. Evet. Hükümeti de o anlamda hükümetten de çıkarım. Böyle bir yapı empoze edilmeye çalışırsa vekilliği de bırakırım yani. O rütbeleri söküp oraya koyarım yani. Tamam, bu iyi bir şey. Sana başarılar dilerim tabii ve gerçekten toplumun ihtiyacı olabileceği önde gelen siyaset sahnesindeki kişilerden birisin. Ancak şuna üzülüyorum ya. Bu coğrafyayı hiçbir zaman Kıbrıs Rumlarla Türklerin bir arada yaşayabileceğini düşünmeden, yani böyle bir şey düşünmüyorsun, hayal etmiyorsun. Yani biz burada... Yok, buna nereden bu kanaate varayım bilmiyorum. Bu coğrafyada, bu evet. coğrafyayı onlarla birlikte yaşamaya mahkum olan biziz bunun içinde. Biz evet. Türkiye ile birlikte yaşamayacağız. Rumlar Yunanistan'la birlikte yaşamayacaklar. Biz birbirimizle yaşayacağız. Ne olursa olsun son hedefimizin bu olması gerektiğini, yani bütün bunu engelleyen unsurların en başta milliyetçilik, şovenizm olmak üzere ve geriye kalan şeyler. Dünyanın birçok yerlerinde yıkıldı bu tür düşünceler. Bizim de er geç bunları yıkabileceğimize inanmak lazım ve burada da mücadele vermek lazım. Rasyonel olmamız lazım. Evet. Çağdaş olmamız lazım, açık fikirli olmamız lazım. Evet. %100 katılırım. Ve Sovyetler Birliği'ni sen benden kat kat daha iyi bilin. Ama oradaki temel prensiplerden bir tanesi peaceful coexistence'di. Yani barış içinde bir arada yaşama. Bu anlamda ben Kıbrıs Rumları düşman olarak görmedim. Hatta müzakereci olduğum dönemde politise manşetten, ana manşet bir açıklamam var benim. Düşman değiliz diye. Dolayısıyla bunu söylerken de samimi. Ya, babası Rumlar tarafından şehit edilmiş birisi olarak bunu söylemen kendilerine tabii ki önemliydi. Yani karşılığında gördüğüm geçtiğimde Rum tarafından insanlar bunu yani ona göre davranırlar aslında. Alırlar o sinyali. Evet. Evet, başka bir programda hepsi bıraktıklar. Tamam. Devam edeceğiz. Evet tamam. Sevgili arkadaşlar. Sevgili Kudret Özersay'ı dinledik. Daha sonraki yayınlarımızda yine birlikte olacağız. Gelecek hafta aynı saatte yine icazetsiz programında hep birlikte buluşalım. Hoşça kalın.